Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Herkese merhaba, programımıza hoş geldiniz. Saatler 15'i biraz geçiyor, programa başladık. Saat 17.30'a kadar devam edecek birlikteliğimiz. Avusturya'dayız, Viyana'dayız. Galatasaray kamp çalışmalarına başlıyor. Sevgili Serhan Türk, Demirören Haber Ajansı'nda çalışıyor ve Galatasaray'ı biliyorsunuz yıllardır yakından takip ediyor. Bizimle birlikte. Serhan hoş geldin. Hoş bulduk Özgür, iyi yayınlar dilerim. İyi çalışmalar. Nasıl Avusturya'da hava? Şimdi indik Avusturya'ya. Tabii ki 24 santigrat derecede şu an. Hava o kadar kapalı değil. Bence kamp yapmaya elverişli bir ortam var şu an. Havalimanından da hala çıkamadık ama dışarıyı görebiliyoruz. Takım da yarın akşam 6 sıralarında Avusturya Viyana'ya inecek ve ondan sonra karayoluyla bir saatlik yolculuktan sonra kamp yapacakları Bad Waltersdorf köyüne gelecek ve orada kamp çalışmalarına 14 gün önce daha geçecek. 4 hazırlık maçı yapacak. Önemli maçlar yapacak. Ve ondan sonrasında Avusturya'nın ilk etabını, ilk kamp etabını bitirmiş olacak. Peki. Serhan, seni fazla meşgul etmek istemiyorum. Marka meselesi çok sıcak. Bugün de bazı temaslar oldu İstanbul'da. Var mı sana gelen son bilgi? Evet, Marka ile ilgili temaslar hala devam ediyor ama bitmiş bir şey yok şu an, öyle diyebiliriz. Çünkü istenilen fiyatlara gelmedi. Verilen teklifler gerçekten çok düşük teklifler. Ve Galatasaray'ın da bu teklifleri kabul edecek bir durumu söz konusu değil. Tabii ki bu durumu da kullanmak istiyor sevgili yetkililer. Galatasaray'ın çünkü maddi açıdan bir paraya da ihtiyacı var. Özellikle biliyorsun Mustafa Muhammed'in bonservisinin ödenmek istenmesi ve ardından da birkaç transferin önünün açılması açısından Marco'ya gelen ciddi teklifler var. Ama Galatasaray bu teklifleri şu anlamda değerlendiriyor. Gelen teklifler çok Galatasaray'ın istediği pozisyonlarda değil. Adeta bu durumdan faydalanmak isteyen sevgili yöneticiler fiyatlarda bir arttırım söz konusu getirmiyor. Ama ilerleyen günlerde tabii ki gelişmeler hızlanacak. Çünkü burada Marco'nun da gitmek istemesi, Sevilla'da da oynamak istemesi, Sevilla'nın da bu transfere niyetli olması sadece para konusunda anlaşılamadı ve istenilen fiyatlarda gerçekten çok düşük bedeller teklif ediliyor Marco için diyebilirim. Erden Timur'un Milano'ya gittiği, orada bazı görüşmeler yapacağı, Cagliari'den João Pedro'yu alıp Türkiye'ye getireceği yönde iddialar var ama nasıl bakıyorsun bu konuya? Evet, Erdem Timur ve Cenk Ergün ayrı ayrı seyahatlere çıktılar. Erdem Timur İtalya'ya gitti, Cenk Ergün de İspanya'ya gitti. Yani bunlar şunu gösteriyor, önümüzdeki birkaç günde Galatasaray'da önemli transferler gelecek anlamına geliyor diyebiliriz. Çünkü Galatasaray'ın transfer yapması lazım ve tarafları da biraz rahatlatması lazım. Çünkü gelirken transfer farolosuyla gelen Galatasaray yönetimi Kazım Can Karataş ve Abdülkerim Bardakçı transferinden sonra önemli olan iki tane transfer daha yapmasını bekliyoruz. Özellikle orta saha bloğunda Galatasaray'ın acil ihtiyacı olan bölgesinde transferlerini bu hafta bitirmesini bekliyoruz Galatasaray'dan. Serhan, iyi çalışmalar dilerim. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tabii gün gün paylaşacağız. Gün gün seninle radyoda baranlarla beraber olacağız. Ve Galatasaray kampını adeta radyosu dinleyeceğine yaşatacağız diyebilirim. Eksik olma. Çok teşekkür ederim Serhan. Teşekkür ederim, yayınlandı. Serhan Türk, Avusturya'dan Galatasaray'la ilgili son bilgileri verdi. Edindiğimiz bilgiler var. Tabii Galatasaray'ın transfer çalışmaları, o kadar çok isim var ki Galatasaray'ın gündemini aldı. Ve tabii gitme ihtimali olan futbolcular var. Başta Marka ve Sasha Boy gibi. Bütün bunlarla ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağız. Tekrar Galatasaray bölümümüze geçeceğiz. Değerli dinleyiciler, reklamlar için izin istiyorum sizlerden. Sonrasında Trabzonspor bölümümüzde olacağız. Edin Mişka, Trabzonspor'un boştak oyuncusu, basın mensuplarına bir açıklama yaptı Trabzonspor'un kamp yaptığı yerden. Reklamların hemen ardından Edin Vişka'nın açıklamalarını yayınlayacağız ve sonra Trabzonspor'la ilgili bir bağlantımız olacak. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Trabzonspor'un Bosna Hersek'te oyuncusu Edin Vişka, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için bütün güçlerini ortaya koyacaklarını söyledi. Basın mensuplarının Trezeguet ile ilgili sorusu vardı. Bakalım ne yaptı? Evet, 6 ay önce geldim Trabzonspor'a. Çok güzel bir sezon yaşadık. Müthiş bir performans herkese gösterdi. Sonunda şampiyon olduk. Tarihe yazdık. İnanılmaz bir sene oldu Trabzonspor camia için.
Onu şimdi kenara bıraktık. Yeni bir sezon, yeni bir kamp başlıyor. Bu kampta Slovenya'da gerçekten müthiş bir otelde sahalar, 3 tane saha, her şeyde iyi bir hazırlanmaya için. Her şeyde mükemmel burada. Ben de geldim, motive geldim açıkçası. Şimdi yeni sezon için kendine özellikle bireysel performans daha fazla artırmak istiyorum. Bireysel antrenmanla daha önce başladım çünkü öyle bir maçlarda oynadık, taraftarlar beraber dolu tribünde, ben de çok çok güzel bir hissettim. Onu tekrar bu sene yaşamak istiyorum. Takım içinde ortam gerçekten güzel. Şimdi burada ben 2-3 gün önce geldim. Abdülkadir'de konuştum. Dün de konuştuk. Dedik evet, hikaye yazdık ama tekrar bu sene şampiyon için oynamak istiyoruz. Herkese böyle motive geldi. Heyecanlı geldi. Ben de öyle. Önce de dedim, bireysel performans özellikle burada kampta daha fazla çalışmak istiyorum. Daha iyi olmak istiyorum bu sene. İnşallah en önemlisi, geçen sene çok fazla sakatlık oldu. Bu sene inşallah sakatlık olmasını, tekrar aynı hedef Trabzonspor'un zaten şampiyon olmak, kupaya kaldırmak. Öncelikle biz de geçen sene fark açtık, 15 puan bir kez oldu. Ondan sonra zaten hocaya bunu, ben de bunu yaşadım Başakşehir'e. Biliyoruz maç, sezon uzun bir sezon, 38 maçla son birkaç ay takım yoruluyor, oyuncular sakatlanıyor, daha zor zaman geliyor. Biz de iyi bir fark yaptık. Ondan sonra hem yorgunluk, belki de baskı, her şeyde biraz topladı. Ama sonun kadar onu götürdük, bir de şampiyon olduk. Bu sene evet, herkese transfer yapıyor. Başakşehir'de size söylediğiniz önce Emre Hoca beraber ben de çalıştım. Çok iyi bir iş yapıyorlar. Zaten Başakşehir'de yıllarda iyi bir sistem var sahada. Onu da Emre Hoca harika götürüyor. Avrupa'ya girdiler. Onlar da belki de bu sene daha iyi olacaklar. Diğer takımlara açıkçası çok fazla takip etmiyorum. Takip ediyorum tamam. Ama ben kendine, takıma odaklanıyorum. Burada geldiğimde bazen bilmiyorum, ben de öyle düşünüyorum. Bazen fazla transfere yapmaya belki de daha iyi. Bizim en büyük güç berabere kalmak. Ben de şu an belki bazen tabii ki futbolcular gitmek istiyorlar ama ben içinde, çünkü şampiyon tekrar yaşamak istiyorum. Ben içinde öyle bir düşünüyorum. Herkese kal. Çünkü en önemlisi bu, daha güçlü olacağız. Berabere kalmak, herkese kalmak. Göreceğiz, iyi bir transfere yaptık. Bir de futbolda bir şey daha var, önemlisi takım, takım ruhu, ortam. Burada Trabzonspor'a gerçekten müthiş bir ortam var. Müthiş. Belki de bazen taktiksel, bireysel performans o kadar önemli değil, ne kadar takım ruhu. Bizde her şeyde birazdan var. Tekrar diyorum, sakatlık olmasın. Bizim beraberlik, bizim ortam takım içinde en önemli bir güç olacak bu sezon. Evet, öncelikle beni ilk günde geldim. Tony çok yardım etti. Onu buradan tekrar teşekkür ediyorum. Müthiş bir karakter, müthiş bir insan. Trabzonspor'a son yıllarda en fazla katkı sağlayan bir oyuncu. Ama futbolda böyle şeyler oluyor. Şimdi yeni bir transfer oldu, Trezeguet. Belki birkaç yıl önce Türkiye'nin en iyi kanat oyuncusu bir tanesi. O da ondan sonra Premier Lig'de gitti. Premier Lig'de gitmek kolay değil, bir de oynadı orada. Müthiş bir oyuncu. Çok mutlu oldum onun transferi oldu. Zaten diğer kanatlar, diğer oyuncular, onlar da ne kadar iyi olursa beni etkileniyor, ben de daha iyi olacağım. Onu hem tanıyorum, iyi bir karakter, iyi bir profesyonel. Bu sezon
biraz konuştuk. Tekrar heyecanlıyız. Özellikle ben tekrar daha kendine bireysel performans daha artırmak istiyorum. Doğucan, Eren zaten Kasımpaşa'da çok iyi oynadılar. Yerli oyuncular bence de belki de en iyi transfer yaptık biz. İnşallah en önemlisi sakatlık olmasını. Geçen sene çok onu yaşadık. İyi bir sezon olacak bizim için düşünüyorum. Playoff oynayacağız. İlk hedef Şampiyonlar Lig grup için gruplara girmek. Tecrübeli oyuncu var. İnşallah kurala göre iyi bir fikstür olacak. Kendini eve zaten merkeze biliyor. Dolu tribünde olacak. İlk hedef grupa girmek. Bence de Trabzonspor camia, Trabzonspor taraftarlar bunu hak ediyorlar. Şampiyonlar Ligi sesi inşallah bu sene Trabzon'a ses duyacağız. İkinci sene İstanbul'a ders aldım. Ondan sonra dördüncü sene belki de röportaj vermeye başladım. Ben de şöyle düşünüyorum, bir ülke geldiğinde herkese bu dil öğrenme gerekiyor. Çünkü burada yemek kazanıyoruz bizim için, aile için. Böyle Türkçe öğrenmek hem Türkiye'de hem Türkiye insanlara çok büyük bir saygı gösteriyorsun. Ben öyle düşünüyorum. Tabii ki avantaj, hem yerli oyuncular hem yabancı oyuncular, özellikle yerli oyuncular Türkçe rahat konuşabilirim, daha iyi öğrenmek istiyorum. İngilizce biliyorum ama Türk oyuncular herkese yavaş yavaş İngilizce konuşuyor. Dediğim gibi önce ortam müthiş gerçekten, hiç kimse öyle biliyorsun takımda yıldız olur, o olur, bu, hiç kimse böyle kendine on plana çıkmak istemiyorum. Bir takım başarılı olmak isterse bunlar en önemli konu bir tanesi. Öyle bir kutlama oldu. Bence de dünyada kimse öyle bir kutlama görmedi. Ben de şimdi hatırlıyorum. Kutlama heyecanlanıyorum tekrardan. Herkese böyle köye gittim, Saraybosna'ya gittim. Herkese tek tek anlattım. Önce bir tarih anlattım, Trabzonspor'u tarih anlattım, taraftarlar, bazen arkadaşlar maça geldiler, izlediler ama tekrar ben diyorum, ben size bir saat anlatabilirim ama orada maça gelmese onu yaşamazsın. Gerçekten öyle, benim abi Konya maça geldi, ağladı maça. Abi ilk kez geldi maçta Trabzonspor'u Konya karşında ağladı, dedi böyle bir atmosfer, ne kadar burada insanlar bir klub seviyorlar, yaşıyorlar, biz bunu görmedik. Milli takım da var ama Trabzonspor farklı bir şey. O yüzden ben de herkese tek tek anlattım, bazen arkadaşlara da geldim, inşallah Şampiyonlar Lig maçında geleceksiniz, böyle tek tek götüreceğim, herkese bunu hissetmek, yaşamak. Trabzonspor gerçekten müthiş futbolun şehrin. Ben de dedim 32 yaşındayım ama yeni bir doğumdu gibi hissediyorum. O yüzden burada kampa kendine daha iyi hazırlanmak istiyorum. Kendine bireysel performans daha artırmak istiyorum. Öyle müthiş bir kutlama oldu. Hiç kimse bence de dünyada böyle bir kutlama olmadı, bir de olmayacak tekrar. Evet, 10,5 yıl geçti İstanbul'a. Herkesi biliyor. Başakşehir'de rahat bir takım. Öyle düşünüyorlar. Taraftar da yok. Baskı da yok. Herkese diyor. Ama Başakşehir'de 5-6 yıl ilk 4 içinde olduk. O da bir kolay değil bir şey. Ben de öyle bir düşünmedim. Abdullah Hoca'ya konuştum. Abdullah Hoca bana dedi bir konfor alanı da çıkmak, yeni bir heyecan, yeni bir hedef. Ben de öyle düşündüm. Geldim Trabzon'a, çalışan yönetici, sayın başkan, futbolcular. Ben de evine gibi geldim. Avrupa'dan futbol. İngiltere. İngiltere.
İngiltere Premier Lig'de Leicester City Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor. Orta saha bölgesine takviye yapmak istiyor Leicester. Orkun Kökçü'yü gündemine aldı. Orada yayın yapan ve transfer haberleriyle ön plana çıkan bir yayın organı var. İsmi Atletik. Atletik'te yer alan haberde geçtiğimiz sezonun devre arasında da Orkun Kökçü'yle ilgilenmişti Leicester City. Bu yaz transferi bitirmekte kararlı. Orkun Kökçü daha önce Watpol International'a verdiği röportajda bir kulüp iyi bir projeyle gelirse ve Feyenoord bu transferden iyi para kazanırsa ayrılmayı düşünebilirim ifadelerini kullanmıştı. Eredivisie ekibi Feyenoord'da 2025 yılına kadar sözleşmesi var. Orkun Kökçü'nün uzun bir süre 2025. Arsenal ve West Ham United'ın da Orkun Kökçü ile ilgilendiği iddia edilmişti. Avrupa'dan futbol. İngiltere. Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Jackson Muleka sağlık kontrolünden geçip imza atmak için bu akşam 19.15'te İstanbul'a gelecek. Cenk Tosun, Weghorst ve Muleka Beşiktaş'ın transferleri. Jetson Fernandes geçtiğimiz sezon, düzelterek söylüyorum, geçtiğimiz Ocak ayında transferi neticelenen bir futbolcuydu. Ödeme opsiyonunu kullandı Beşiktaş ve Jetson Fernandes'i bütün aktayla Benfica'dan aldı. Romain Saiz bir diğer transferi Beşiktaş'ın, biliyorsunuz, faslı stoper. Cenk Tosun ve Weghorst'un ardından 5. transferini yapmış oldu Beşiktaş böylece. Geçen sezonun 2. devresi Kasımpaşa'da görev yaptı. Çok iyi bir istatistiğe sahip olarak dikkatleri üzerine topladı Muleka. Jackson Muleka 12 tane gol attı. Oynadığı 14 maçta 4 tane de gol pası var. Standart diye işte sözleşme fesi ücreti konusunda uzun süre müzakere yaptı. Beşiktaş sonunda anlaşmaya vardı. Ve Demokratik Kongolu oyuncu resmi imza ve tanıtım videosunun ardından kamp için Avusturya'ya gidecek. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada da Jackson Muleka kulübümüzle transfer görüşmesi yapmak üzere bugün saat 19.15'te Brüksel İstanbul uçağıyla İstanbul Yeni Havalimanı'na gelecek denilmişti değerli dinleyiciler. Jetson Fernandes bir açıklama yaptı. Savaşan bir takım olacak. İyi zamanda, kötü zamanda taraftarımızın yanında olmasını istiyoruz dedi. Özel bölümümüzde hafta falan açıyor ya geçeceğiz. Sevgili Mithat Aris daimi konuğumuz bizimle birlikte olacak. Laf lafa açıyor. Mithat abi hoş geldiniz. Merhaba, günaydın. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Günaydın. Nasıl, iyi uyuyabildiniz mi Mithat abi? Vallahi çok dün gece Slavia Prag'ın kampındaki son maçı değil. Maçını seyrettikten sonra yola çıktık. Yoruldum. Yani arabayla Avusturya'nın içerisinde sürdük. Oradan da Slovakya'ya geldik. Kaç saat sürdün Mithat abi? Saati değil işte. Yollar, dağlar, tepeler. Bir de Çek sınırıyla, Alman sınırıyla Avusturya sınırı arasında bir yerde kamp yapıyorlardı. Evet. Adamları gittik seyrettik orada. Slavya geçen sene biliyorsunuz Slavya Prag. Tesadüfen yenmedi Fenerbahçe'yi iki sefer. Fenerbahçe hayatının topunu orada oynamıştı. Yani en iyi futbolunu. Ondan sonra ben size söylemiştim yani iyi oynadılar ama yenildiler. Sonra da zaten ligde aldı götürdü. Ama tesadüf değil tabii Slavia Prag'ın öyle başarılı olması. Yani 4-5 tane oyuncu sattılar. Yine 4-5 tane oyuncu aldılar. Onlara bakıyoruz özgür işte. Ne güzel. Emek harcıyorsunuz. Acı çekiyorsunuz Mithat abi. Yollarda bir ömür tüketiyorsunuz futbol için. Ama işte gideceksin göreceksin. Gidersen görürsen bir şeyler öğrenirsin. Öğrenirsin. Ne derler? Burada tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Çalışan kazanır. Başka? Var mı aklınıza gelen başka? Şimdiler tekkeci. Mithat abi var mı başka söz aklınıza? İşleyen demir ışıldar. Başka? Yani yok da şey olarak söylemiyorum da. Anladım ya, çalışmak lazım onu söylüyorsunuz. Çalışmak lazım. Hem çalışmak hem öyle insan bedeni de öyle makine de öyle. Mithat abi dünyanın en gelişmiş makinesini üretseniz bile çalıştırmadıktan sonra paslanmaya ve tedavülden kalkmaya mahkum. İnsan öyle de insan da kaslarını vücudun çalıştırmadığı sürece tükenir. Öyle mi Mithat abi? Yanlış mı söylüyorum? Doğru. Şimdi futbol şeyine bak girelim. Hangi takımı? Peki girelim. Dün de yarımda bir arkadaştan konuşuyorduk. Evet. Türkiye'de şu anda Fenerbahçe dahil. Fenerbahçe de kampta orada bana yakın. 100 metre ötede. Gidecek misiniz Fenerbahçe kampına? Gitmeye gerek yok oradaki. Yani onun yerine şeye gittim. İşte Slavia'yı seyretmeye gittim. Bugün de Avrupa Kupası'nda konferans liginde Gürcülü takımında Trabzon olmak istediği Solbek çocuk vardı. Onu Avrupalıları seyrettireceğiz. Neydi onun adı, unuttum. Devre arasında değil mi? Tabii. Devresini almak istemişlerdi.
Azarov diye. Ha, Azarov. Çocuğu söyledik biz. Bate Borisov maçında çok iyi oynadı. 4 sene önce de Trabzonspor'un scoutlarına 4 sene önce de şeyde seyrettirdiydim onu ben. Macaristan'da U19 eleme maçları vardı. Oraya gelip seyredip beğeniyorlar. O zaman alsalar 100-200 bin liraya. Kendi ikinci takımlarına koysalar çocuğu hiç başları belaya girmeyecek. Geçen sene gidip yok 2 istediler, yok 3 istedilerle ne uğraşıyorsun? Tespit ettiğin gün al. Hocanı dinle. Hocalarını da dinlemiyorlar bunlar yani. Bak Özgür, şunu çok net söylüyorum. Ben dün akşam neredeyiz? Şeyi seyrettim. O Slavia maçını seyrettim. Şu anda ne Fenerbahçe, ne Galatasaray, ne Trabzonspor, ne Başakşehir birleştirirler Slavia'yı yenemezler. O kadar iddialı mı? Ya o yani Mete abi. Yani bu Türkiye'den bir karma takım çıkartın ya da dört büyük takımdan bir karma oluşturun. Slavia'yı yenemez öyle mi? Ne diyorsun sen? Niçin yenemez? Onlar daha erken başladığı için, daha iyi çalıştığı için. Hayır, hiç alakası yok. Adam 4 seneden beri 2016-2017 sezonunda geldi diyelim. 2017 yılından beri aynı hocayla çalışıyorlar. Takımların zaten kampa geldikleri zaman adamlar çivi gibi hazırlar fizik olarak. Eleme maçı oynamayacaklar herhalde. Eleme maçının öteki en sonunda oynayacaklar. Lig de şeyde başlayacak. Adam şu anda hazır. Karşısına Rapid Bükreş diye bir takım çıktı. Adamlar yani şut atacaklarına pişman oldular. Bir şut attılar. İlk yarı adamlar hazırlık maçı şeyle oynayalım dediler. Temposunu 10 dakika bastılar. Top göstermediler Rapid Bükreş'e. Sonradan baktılar çocuklar hazır değil yani Rapid'ler. Bunlar oyunu Rolantiyalı 1-0'da tutuyorlar. İkinci yarıda bizim Romenlerin aynı Türkiye'ne benziyor. İkinci yarıda lan biz bunları yeneriz ayaklarında. Bir tane şut attılar. Şut direkten döndü. Pişman ettiler Özgür. Bir pres. Maç oldu 5-1. 5-0. Sonradan 70. dakikada oyuncuları değiştirdi. Değiştirdiği anda golü yedi Slavia. 5-1 oldu. 6-1, 7-1. Yeni girenler de oyuna ısındılar. 10 dakika sonra onlar da son 10 dakikada 2 tane attılar. Bu adamın takımın tamamen 24 kişi hazır. Bir de takıma yani 32 kişi getirmiş kampa. Tamam mı? Hepsinin fiziksel şeylerine göre çalıştırıyor. Özel olarak çalıştırıyor. Yani bir grubu kendi fizik şeyine göre çalıştırıyor. Anladım demek hazır değilse tasvip ediyor. Hangi gruptan da hazırsa aynen öyle. Onları grup grup çalıştırmasının sebebi de fiziksel durumlarına göre. Tabii bunu Türkiye'de yapan takımlar var. Biz de biliyoruz diyorlar. Biliyorsun ama yapmak önemli. Sahada göstermek önemli. Bu adamlar bunu gösteriyorlar. 4-5 seneden beri. 2 sene önce adamlar Şampiyonlar Ligi'nde hem Dortmund'u duman ettiler. Top futbol olarak ama. Hem Inter'i aynı grupta oynuyorlardı. Hem de Barcelona'yla 0-0 ve kendi sahalarında da 2-1'i zor yendim Barcelona onları. Kıyak geçti hakem. Yani o tesadüf değil o. Aynı takım mesela. 2 sene önce de Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplarını söylüyorum. Oradaki maçlarını söylüyorum. Geçen sene Fenerbahçe'nin oynadığı için Fenerbahçe onlara elendi diye kimse üzülmesin. Beğer onun için hayatının topunu oynadı. Fenerbahçe bunları biraz zorlamıştı. Biraz şanslı olsalar Feyenoord'un yerine bu sene bile, ki bu sene Avrupa Kupalarındaki bana göre en kötü futbolunu oynadılar. Takımları hazır değildi şu anlamda. Yani bu düzeyde oynayacak futbolcuları yoktu. Hepsi çok gençti. 20 yaşında, 19 yaşındaki çocuklarla oynadılar. Onu anlatmamızın sebebi ne biliyor musun? Oynadıkları futbol. Bir kere topun atı, anlatıyorum ya ben burada. Topun top merkezli futbolu oynuyorlar diye. Topu olduğu bölgeye aynı anda ilk önce 4-5 kişi adam çevriliyor. Evet. İkinci 4-5 kişi de o topun oradan çıkmaması için uğraşıyor. Yani 10 seferde 9 sefer bunlar kazanıyor topu. Bir sefer kaybettiysen şey yaptıysan orada önemli değil. Yani adama 10 seferde bir sefer şans veriyor. 10 seferde 9 seferde o topu çıkartmayarak topu orada tutuyor. Kaleci zaten orta sahada. Bizimkiler gibi kalenin içinde beklemiyorlar. Daha yeni yeni bizimkiler 18'e doğru çıkmaya falan başladılar. Bunların kalecisi bile ortasının önünde. Yani bütün takım basıyorlar. O kaleci idare ediyor onları. Gideceksin bunları göreceksin, öğreneceksin. Ondan sonra konuşursun. Yoksa yatarsın. Bizimkiler konuşuyorlar sadece. Trabzonspor'u aldığı oyuncuları ben almam.
Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Laf lafa akıyor. Bu bölümümüzün daimi konuğu sevgili Mite Talis. Yeniden telefon attığımızda kendisi sizlere Slovakya'dan sesleniyor. Mite abi hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Tekrar hoş bulduk Özgür. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Mite abi son olarak Trabzonspor'la ilgili, Trabzonspor'un transfer çalışmasıyla ilgili, yaptığı transferlerle ilgili bazı eleştirileriniz olduğunu söylemiştiniz. Son transferi Mahmut Trezeguet. Onu alalım sonra Beşiktaş'ı soracağım size. Şimdi niye Trabzonspor'u tebrik etti? Emre Kamu'yu gönderdiği için. Sözleşmenin üstünü uzatmadın. Yok fazla para istedi. Zaten yaşlandıydı. Faydalanacağımız kadar faydalandık. Verimli oynadı dönemde zaten bir önceki sezon. Novak'la birlikteydi evet, falan filan. Evet. Tamam. Şimdi gönderdiği için de tebrik ettik. Ya da niye Trezeguet'i alıyorsun? Bak, yani şu çünkü Türkiye'yi tanıyormuş. Yahu Türkiye tanımayan oyuncu getir. Bak Türkiye'yi tanımayan oyuncu getirin lütfen. Kaç elinizde genç satabileceğiniz kenar oyuncularını alın. 50 tane var. Trezeguet'i getiriyorsun. O Kasımpaşa'nın oyuncusu. Kasımpaşa onu 15'e sattı. Sen 4'e geri aldın. Maşallah. Çok iyi büyük iş yaptın. Hiç kimsenin bilmediği bir oyuncu getirdiniz. Maşallah Trabzonspor. Sabah akşam dolaşıyor 5 tane adama. Bula bula Trezeguet'i getirdin yani. Hı. O da geçen sene yarım sezon şeyde oynadığı için. Başakşehir'de. Başakşehir'de oynadı. Olmaz. Şiddetle eleştiriyorum. Çocuk inşallah iyi oynar. Ayrı bir şey. 15 atmasın. 30 tane gol attı. Ama kendisini siz tanıyorum yani. Transfer anlayışını eleştiriyorsunuz. Ama, tabii ki eleştiriyorum yani. Anladım. Olmaz. Peki. Yani sen yani. Kasımpaşa'nın 15'e sattığı oyuncu 4 alamaz. Sen gideceksin bulacaksın. 2'ye 3'ü alacak. Mithat abi bu bize neyi gösteriyor? Kasımpaşa Everton'a düzelterek Everton'a gitmişti değil mi? Aston Villa düzelterek söylüyor. Aston Villa'ya 14 milyon euroya mı sattı Trezeguet'i? O civarda. Trezeguet'in piyasa değeri öyle düştü ki 14'ten yani neredeyse %90'lara var. Bir de olmaz yani. 4 milyon. Bir de olmaz. Özgür olmaz. Olmaz. Niye olmuyor? Yanlışlık nerede? Sen performans. Kasımpaşa'nın sattı. Ne? Yahu olmaz kardeşim. Sen Trabzonspor'sun. Adamı 15'e satmış Kasımpaşa. Adam ilk çıkabileceğin yukarıya çıkmış burada. Anladın mı? Anladım. En yukarıya çıkan oyuncuyu niye getiriyorsun? Şimdi sen aşağısıyla uğraşıyorsun. Ne demek bu Mithat abi? En yukarıda yukarıdaki oyuncuyu almak mantıklı değil mi? Nasıl bir mantık bu? Yani neden biliyor musun? Özgür yanlışlık orada zaten. Niye? İşte bunlar kafalarına göre hazır. Yaşlı oyuncular ve hazır oyuncuları getirip kendilerini garanti almaya çalışıyorlar. Türkiye'deki adet bu. Yaşlı, tecrübeli oyuncu getirelim. Başım yanmaz. Antrenör öyle düşünüyor. Güç iki hafta sonra olacağım diyor. Hmm. Bu mantık yerleşmiş bütün Türkiye'ye. Ve bunun bu mantığın doğru olduğuna inanıyorlar. Ben bu mantığı eleştiriyorum zaten. Onun için de şiddetle adam daha oynamadan eleştiriyorum. Yani çünkü aynısını Fenerbahçe ya Türkiye'nin en iyi oyuncularını aldık tescilti. Çok iyi transfer yapmış Emre Belözoğlu'nun zamanında. Kimi almışsın? Sivas Spor'un oyuncusu en iyi oyuncusunu aldın. Sivas Spor'u yaktın. Mert Hakan'ı aldın o zaman. Değil mi? Başka kimi aldın? Beşiktaş'ın sağ bekini aldın. Gökhan'ı maşallah. Kimse tanımıyordu Gökhan'ı. Caner'i aldın. Gökhan nerede? Caner nerede? Nerede olabilirler zaten yani? O zaman zaten şiddetle eleştirmişim. Ulan yani Beşiktaş'a darbe vuracaklar. Köylü kurnazı bunların hepsi. Çünkü Beşiktaş onlarla şampiyon oldu ya. Çelo Hoca'nın zamanında veya aynı şekilde biz onları oradan getirsek hem Beşiktaş'ı zayıflatırdı ayaklarında. Çok uyanık var ya. Bunlar çok zekiler kendilerine. Olmaz. Şimdi Trabzonspor'da yaptığı şey 4-5 tane Türk oyuncusu aldı. Emrah'ın gedikti birilerini. Onlar oynar. Yok. Bursa Spor'dan aldığın 4 oyuncu nerede? Alma başkalarını orada oynatsın. Yanlış. Yanlış transfer politikası olduğunu düşünüyorum. Peki Beşiktaş'a geçelim mi? Beşiktaş'ın transferleri. Yukarı geçeceğiz.
Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş, Cenk Tosun'umuz bizim Tosun Paşa'mız. Şimdi ben hatırlatayım, biliyorlar, herkes biliyor ama hatırlatayım. Şimdi Beşiktaş, Jetson Fernandez'i aldı. Romain Saiz'i aldı. Cenk Tosun ve Weghorst geldi dün akşam. Şimdi Muleka geliyor. Akşam 19.15'te. Muleka ile başlayalım. Nasıl bir transfer sizce? Geçen sene Kasımpaşa'da izledik. 14 maç 12 gol. Muleka tabii ki Trezeguet'den farklı. Çünkü Muleka hiçbir zaman için 14'leri 15'leri bulan bir oyuncu değil. O da Kasımpaşa'ya geldi. Sadece yarım sezon oynadı. Potansiyel var. Yanlış olmaz. Anladın mı? Anladım. Yani çünkü yarım sezon oynadı. Yaşı müsait. Daha çocuk yukarıyı görmemiş. Görebilecek kapasitesi var. Bir İngiltere zaten Burnley'de istedi onu. Standart yerden de yeni çıktı. Çocuğa haksızlık etmeyelim. O anlamda yani Trezeguet için, yani Trezeguet için, kişiliği için söylemiyorum ben onu. Trezeguet'in kişiliğiyle alakası yok onun. Ben orada transfer politikası. Çünkü Kasımpaşa, Başakşehir'den zaten Kasımpaşa satmış. Burada daha yeni değil. Burası daha yeni gelmiş çocuk. 6 ay oynamış. Ekstra bir performans gösterir Türkiye'de. Türkiye'deki çok zayıf. Çok zayıf. Yani onun için burada ekstra onlara göre kendi şeylerin seviyelerinin en yukarısına çıkar. Bütün oyuncu var. Birazcık hareketli ve becerikli oyuncuysan, birazcık da kontrol edersin. Hele hücum bölgesinde senin beklediğiniz çok yerine gol atarsın. Muleka o tip oyunculardan bir tanesi. Hızı iyiydi, gittiği yerler iyiydi. Beşiktaş da Weghorst'u alırsa, Weghorst'u etrafında döndürebilir. Weghorst geldi. Buraya geldi. Hem de 3 tane antrenörüyle, bireysel antrenman antrenörüyle geldi. Ekibiyle geldi Weghorst. Buna ne diyorsunuz? İyi ama o çocukları zaten onu dün bir tane Türk antrenör arkadaşımız vardı. Bundan sonra dedim hazırlık dönemleri dahil bütün şeylere futbolcular kendi fiziksel performanslarını kendi özel çalışmalarıyla yapacaklar yani. Onları kendi salonlarında, kendi evlerinde, kendi şeylerinde çocuklar da fitness ve kuvvet çalışmalarını bireysel olarak kendileri yapacak. Takımdan yapmıyorlar artık. Onun için Slavia Prag'ın bütün oyuncuları hazır geldi dedim. Onun için Almanya'daki takımların birçok oyuncusu 10-15 seneden beri böyle ama. Şimdi değil yani. O bireysel yani hem kuvvet çalışmasını özgür hem de şey çalışmasını, fitness çalışmasını, özel fitness çalışmalarını diyelim. Çünkü özel fitness çalışmalarının içerisine yani adale gruplarının çalışması da giriyor. Adale gruplarının çalışması girdiği için hem karın kasları için diyelim hem de quadriceps veyahut bizim bacak bölgesinin en önemli dörtlü kas bölgesi quadriceps deriz. Futbolcular en çok orayı hem sıçrarken hem de şut atarken kullandıkları için o çalışmaları en iyisini onun merdivenden yukarı çıkarsan o kasları çalışır. Anlıyorum. Yani doğal olarak. Çok güzel. Yani ben çok merdiven çıkıyorum, çok merdiven iniyorum Mizit abi. Benim o kaslarım çalışıyor mu? Günde nereden baksan? Yukarı çıkarken çalışır, aşağı inerken çalışmaz. 11 kilometre. Yukarı çıkarken çalış. Yukarı çıkarken tempolu hızlı mı çıkmalısınız çalıştırmak için? Hayır. Nasıl? Normal. Normal. Çok hızlı çıkmayacaksın hiçbir zaman için. Çok hızlı çıkarsan ne olur Mithat abi? Yorulursun. Yorulmanın dışında hiç kas gelişimine kombinasyonlara faydası yok mu? Bak yorulduğun zaman ne yaparsın biliyor musun? Laktik asit biriktirirsin. Evet. Özgür gitmesin seni. Ha siz futbol açısından söylüyorsunuz. Mithat abi o zaman sezon başı yüklemelerle ilgili bir ölçü, bir dolar yanlış yapıyorlar. Bak Özgür %90'ı yanlış yapıyor. Ne yapılmalı? Ersun Yanal mesela bu işi sezon başı yüklemeleri doğru yapan bir teknik direktör müydü? Ersun Yanal. En iyi Aykut Hoca yapıyordu. Aykut Hoca. Onun neden yapıyordu? Hacettepe'de okuyan bir arkadaşımız vardı. Onun baş antrenörü, asıl yani antrenmanları yapan baş antrenörü, yani ismini söylersek ayıp olur diye söylemeyelim. Sonra başka zaman söylerim ben sana. O, onun izinden. Belki 2 saate yakın antrenman yaptırıyordu günlük. Futbolcuların çoğu ondan şikayet ederdi. Çünkü 2 saate yakın antrenman yapıyor.
2 saate yakın antrenman yapmazsan, yani 90 ile 120 dakika arasında şey yapmazsan, antrenman yapmazsan Özgür, maç şeyini yakalayamazsın. Ama doğru antrenman yapacaksın tabii. Bu bizim senin yaptığı gibi, istersen 5 saat yap. Hiçbir işe faydası yok. Doğru antrenman yapıp 90 dakikalık bir antrenmanda maç temposunu yakalayabilirsin. 90 ile 120 dakika arası. Anladım. Yani 90 ile 120 dakika arasındaki şeyin sebebi de şu: araya taktik antrenmanlarda sığdırıyorsun. Araya taktik antrenmanlar sığdırdığın zaman ara sıra antrenmanı soğutmuş olursun, biraz konuşmuş olursun falan filan, anlatmış olduğun için o 90 ile 120 dakika arasında. Onun için ben seyrettim antrenmanların içerisindeki bir numarada Aykut Kocaman vardı. Sonra Ersun Hoca zaten çok eski arkadaşımız. O işi ilk şey olarak öğrenip de yanındaki yardımcıların da akademisyen seçen. Zaten onun Özcan bizzat de o akademi kökenli. Sonra Kemal Hoca geldi. Kemal Özdeş de onun yardımcısı olarak çalıştı. O ve yanındaki zaten Tevfik Lav vardı, rahmetli. Tevfik Lav bu işin profesörüydü. O dersin Özcan yardımcısıydı. Cenk o zamanlar tabii onların şeyleri çok yüksekti. Cenk Tosun'la 1+1 yıllık anlaşma imzalandı. 1+1 yıllık. Hem anlaşma süresini değerlendirmenizi hem de Cenk Tosun'un geri dönüşünü yorumlamanızı istiyorum Beşiktaş'a. Ben Cenk Tosun'u bir transfer olarak kabul etmiyorum. Çünkü o Beşiktaş'ın oyuncusuydu. Büyük parayı da sattık. Geldi. O zaman gider gelir o Beşiktaş'ın oyuncusu. O Beşiktaş'ın. Onu ben yani transfer olarak da kabul etmiyorum. Kabul etmiyorsunuz. Peki. Oyuncu o, bizim oyuncumuz. Faslı stoperi nasıl buluyorsunuz, Romain? Faslı stoper belki ötekilerinden biraz iyidir. Biraz. Şeyden göre, giden Vida'dan biraz iyidir. Biraz Tornavida'dan iyidir. Ben Tornavida diyorum. Onu çocuklarını çok seviyor. Bir maçlarda çok at yaptı. Çünkü onunla Tornavida diyorum ama Tornavida'yı çünkü çocuklarını çok seviyorum zaten. Çocukları sevdiğim için. Ha. O bizim Tornavida'dan biraz iyidir. O kadar. O ne kadar iyi olduğunu göreceğiz şimdi. Neden göreceğiz şimdi? Neden? Yani onlardan çok daha iyi bir adamlar almadılar yani. Yani beni tatmin edecek bir stoper değil. Bu. Hangi açıdan sizi tatmin edecek bir stoper değil mi? Mithat abi, eksiği ne? Eksiği şu. Yeteri kadar kuvvetli değil stoper oynamak için. Yani yakın oynayıp sert diyeceğim. O sertlikte eksikliği var. Arkadan oyun kurması fena değil. Hepsinden daha iyi o konuda. Ben Montero zaten hiç tutmuyordum. Arkadan oyun kuruyormuş abi. Stoperler arkadan oyun kurmasın. İlk önce stoper şut attırmasın. Orta yaptırtmasın. Ondan sonra arkadan sadece düz pas versin. Oyunu kurmasın. Oyunu orta savunucuları kuruyor. Düz pas. Bak düz pas. Benim söylediğim düz pas en önemlisi. En zor iş düz. Yanındaki adama düz pas ver. Düz pastan kastınız yan topla. Aynen yan paslar mı? Hayır, önündeki adam. Kim olursa olsun düz pas. Yani adamın ayağına, kendi adama vereceksin pası. Düz pas. İsterse 2 metredeki adama ver. İsterse 40 metredeki adama ver. Ama düz pas vereceksin. Peki Mithat abicim. Jetson Fernandez soracağım. Beşiktaş'ın yeni oyuncusu. Jetson Fernandez hangi açılardan katkı sağlayacak Beşiktaş'a? Jetson Fernandez Beşiktaş'ın zaten en az problem yaşayacağı yer orta sahada. Şimdi Gerson Fernandez geldiği zaman, Gerson Fernandez, Atiba'mız var zaten, yaşına başına bakma. Onun haricinde de Josef Bezos'a da 2 yıldan beri takımın hakikaten bel kemiği gibi oynuyor. O anlamda bir sorun yaşamayız yani orta sahada. Gerson Fernandez'in nesinden faydalanacağız? Bunlara nazaran temposu ileriye doğru çok daha yüksek. Yani toplan öne doğru hareketlenmesi Gerson Fernandez'in, zaten ben ilk seyrettiğimde Benfica'nın altyapısında en 87 mi giyiyordu? 81 numara giyiyordu. Hatırlamıyorum şimdi. Zaten en fazla dikkatimi çeken özelliği oydu. Yani bu büyük takımın orta saha oyuncusu derdin. Yani Manchester City'nin, Barcelona'nın veya oraların oyuncusu da diye düşünmüştüm o zamanlar.
belki 17-18 yaşlarındaydı. Bu özelliğinden dolayı. Zaten topluma 100 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gitmişti. Sizin dediğiniz zamanlar. Yani, tamam işte ben o zamanlar onu hem Portekiz milli takımıyla seyrederken hem de 84-87 numara mı giyiyordu, bir şey giyiyordu. Evet, numarasını da şimdi öyle hatırlıyorum. Doğru. O zamanlardan böyle bir giderdi. Ben onu bayılırdım. Hep yazardım oraya bu numara çok iyi, hem genç hem şeyli falan filan diye. Bir de tempo dribling diye yazmıştım. Yani toplan öne gitmesi, hızlanması, 20-30 metrelik mesafeyi çok iyi kat ediyor diye üstü noktalar almışım yani o oyuncularla ilgili. O oyuncular bugünkü modern futbolun, günümüzün futbolunun en iyi, en önemli kritik oyuncuları. Josef de Souza'yla değil, Atiba'da. Atiba biraz yaşlandığı için o özelliklerini doğal olarak kaybediyor, yavaşlıyor. Kaybetmiyor tamamen ama yavaşlıyor hareketleri. Onun için orayı kapatacak en iyi transfer. Yani orta sahada sorun yok Beşiktaş'ın. Josef de Souza zaten Fenerbahçe'deyken de Aykut Hoca'nın zamanında da Mehmet Topal'la ikisi kritik oyuncuydular. Yani takımın kritik oyuncusuydu. Beşiktaş'ın da şampiyonluğunda çok kritik olmuş. Yani o şeyi çok, katkısı çok fazlaydı yani. Sergen Hoca'nın geldiği sezon, şampiyon olduğumuz sezon, Josef de Souza bana göre takımın herkes gaz al diyor, teki gez al diyor. Ben o konuda şeyim hala Josef de Souza bize farkı yaratan oyuncu olmuş. Ben yani hem şeyimiz, Sergen Yalçın'ın şampiyonluk döneminde. Onun için yani Beşiktaş Beckhorst'u da alırsa imzaladığı zaman emin oluruz. Aldı getirdi Beckhorst. İstanbul'da imzaladı evet. Cenk Tosun da Muleka'da çok daha iyi oynar Özgür. Onu da sana söyleyeyim. Yanında üçlü de oynarsan çünkü bunun koşmadığı top yok bunun. Bu Weghorst'un çünkü Alman liginde her topa gidiyor değil mi? Yani doğru koşular yapıyor. Hem doğru koşu yapıyor hem de gitmediği top yok. Peki Mithat abi. Bizim Hakan Şükür öyleydi biliyorsun 15-20 sene önce. O da millet Hakan'a pas atıyoruz. Hakan'a pas atmıyorsun. Bölgesine top atıyorsun. 20 metre Hakan gider alırdı o topu. Mithat abiciğim anlıyorum. Çok dolayı yani. Küfür etmeden edemiyoruz. Onu başka zaman şey yaparız, konuşuruz. Yani şey anlamındır. Rahatlamak için. Bazen bir de konuyu anlatamıyorsun tam doğru, olarak. Doğru. Konuyu da anlatmak için böyle. Vurgulu bazen konuşuyorsun. Vurgu yapıyorsunuz değil mi Mithat abi? Peki. Çok argolu konuşuyorum bazen. Dışarıda canın daha da fazla. Burada yine kendimi tutuyorum. Mithat abiciğim. Çok teşekkür ederim bir kez daha. İyi yayınlar. Selamlar. En kısa sürede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Fenerbahçe forvet transferi yapacak. Mariano Diaz Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyunculardan bir tanesi ama Fenerbahçe oradaki ücret baremi yüksek olduğu için ki Fenerbahçe'nin ilk teklifi 4 milyon euroydu fakat oyuncu 5 milyon euro net kazanıyor. Ekstra bonusları var. Fenerbahçe belki bonuslarla 5 milyon euroya kadar çıkmayı hesap etti ama net bir sonuç ortaya çıkmadı. Menajeri David Aranda ile yapılan görüşmelerde bir kez daha Fenerbahçe'nin Alexander Schürrle için devreye girdiğinden bahsediliyor. Bundesliga ekibi Leipzig'e 2021 düzelterek söylüyorum. 2021 sezonunda transfer olmuştu Trabzonspor'dan. Oyuncu La Liga'da Real Sociedad'da kiralık olarak oynadı ama gol açısından çok verimli bir dönem geçiremedi. Real Sociedad'da 33 maçta süre aldı. Alexander Schürrle 4 gol kaydetti. Fenerbahçe daha önce Lincoln, Enrique, Buruma ve Emre Mor transferlerini gerçekleştirmişti. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Avrupa'dan futbol. Almanya. Değerli dinleyiciler, sevgili Ali Polat, benim çok önem verdiğim karakterine ve iş yapma biçimine çok güvendiğim bir futbol adamı. Sevgili Ali Polat Almanya'da yaşıyor yıllardır, pek çok futbolcuyla çalışıyor. Futbol dünyasında çok önemli kontaklara sahip Avrupa düzeyinde ve Radyo Spor'da büyük katkıları oluyor yıl boyunca. Önemli bilgileri aktarıyor. Freiburg'da sevgili Ali Polat oradan sizlere seslenecek bizimle birlikte şu anda. Hoş geldiniz. Özgürcüğüm çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar Freiburg'dan Almanya'da. İyi çalışmalar dilerim. Nasıl geçiyor sevgili Ali Polat yaz dönemi? Öncelikle güzel sözlerin için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah.
Aynı şekilde. Yani güzel geçiyor. Almanya çok sıcak Özgür'üm. Doğru, evet, sıcak. Evet. Yani sıcak. Özellikle bu 6. ayda inanılmaz bir sıcaklık başladı. Yani burada 37-40'ları buldu dereceler. Evet. Ki Ağustos'u düşünemiyorum nasıl olacak. Bakalım nasıl olacak. Sevgili Ali Polat, evet, size öncelikli olarak Emre Mor'u soracağım. Niçin Emre Mor'u soracağım? Çünkü Danimarka'dan Almanya'ya, Borussia Dortmund'a transfer sürecini en iyi bilen isimlerden bir tanesiniz. Borussia Dortmund'da evet, yaşadı. Evet. Sonrasında Celta Vigo'ya gitti. Celta Vigo'da sezon başı, sezon ortasında, sezon sonunda ne yaşadı? Celta de Vigo takımı onunla ilgili ne düşünüyor? Bütün bunlara da hakim birisisiniz. Yanılmıyorum değil evet, mi? Bütün bunlara tanıklık ettiğiniz konuşmalı. Evet, o evet, bakımdan evet, hem Emre Mor'un bugüne kadar olan serüveniyle ilgili fikrinizi hem de Fenerbahçe'ye transferini nasıl yorumladığınızı öğrenmek istiyorum. Öncelikle şöyle başlayayım Özgür'üm. Şimdi Emre Mor gerçekten çok büyük bir yetenek. Yani dünya yıldızı olacak kapasitede bir futbolcu. Ama Emre kendi yeteneklerine ihanet eden bir oyuncu aynı zamanda. Ve Emre'nin Almanya Bundesliga'ya Dortmund'a transferinde ki çok umutlar beklediler. Dortmund'da yani transferi gerçek olduğunda yani Alman basını baya bir şey yaptı. Emre Mor'dan büyük beklentileri vardı Dortmund taraftarların ama Emre'nin çok disiplinsiz davranışları işte nasıl diyeyim bir futbolcunun ya ben hep şeyi söylerim bir futbolcuya mutlaka bir yaşam koçu lazım. Mutlaka yanında bir genç yaştaki oyunculara yaşam koçu şart. Çünkü oyuncular o ilgiyi, o sevgiyi, o parayı, o şöhreti, o lüks hayatı gördükleri zaman gerçekten çok şaşırıyorlar. Bu yüzden bu oyunculara bunların önlerini kapatması için mutlaka bir yaşam koçu da vermeleri gerekiyor. Çünkü büyük paralara transfer ediyor bu oyuncular. Yani ben Emre'nin Celta Vigo transferini de biliyorum. Bektaş abi götürmüştü Demirtaş. 4 yıllık anlaşma yaptı ki yani müthiş bir anlaşma yaptı. Ben rakamlarına kadar biliyorum o anlaşmanın. Yani nedir o rakamları bize verebilir misiniz? Celta Vigo'ya gidiş rakamlarını. Ya aylık 200 bin euro net alıyordu mesela Celta Vigo'da. Net. Hiç oynamadan para kazandı mesela 4 yıl boyunca. Yani, Celta Vigo kaç para demiş Dortmund'a? Yanılmıyorsam 29 milyon muydu? Öyle bir şey ödedi bonservisine. Ama yani Emre'nin gerçekten Celta Vigo'nun en büyük transferi diye tarihe geçti. Genç yaşta o büyük paraya ama Celta Vigo'da İşte disiplinsiz davranışları aynı zamanda o disiplinsiz davranışlarını milli takıma da yansıttı. Lücescu zamanında da yansıtmıştı. Ve o dönemde milli takımı artık almadılar. Yani sakatlık falan her şey bahaneydi. O dönemdeki disiplinsiz hareketleri yüzünden alınmadı zaten milli takıma. Ve Türkiye piyasasını gerçekten de dünyada en son göreceği lig diye düşünen bir çocuk şu an Türkiye'de futbol oynuyor. Yani futbol oynamaya çalışıyor daha doğrusu. Yani şöyle söyleyeyim. Bence Fenerbahçe ona gerçekten çok büyük bir kapı açtı. Yani Ali Koç'a yatsın kalksın dua etsin. Eğer ki Ali Koç'a ben geçenlerde mesaj attım Sayın Başkan'a. Dedim yani mutlaka Emre'ye bir yaşam koçu tutun. Yoksa elinizde patlar. Ama yaşam koçu tutarsanız çok faydalanırsınız çünkü gerçekten çok yetenek. İnşallah huyu suyu değişmiştir. Eğer değişmediyse de yani artık Almanya'da veyahut da kendi ülkesi Belçika'dan bir üçüncü lig takımına oradan geri döner yani öyle düşünüyorum. Ne dedi Sayın Başkan sizin attığınız mesaja nasıl bir yanıt verdi Ali Koç? Yani Ali Koç dinledi ama tabii dediğim gibi şimdi büyük transfer olarak Fenerbahçe'ye geldi. Şimdi o da bir şey diyemez şu anda. Değişmiştir. Belki de hani çünkü Kasımpaşa'da bir sezon geçirdi. Başarılı da bir sezon geçirdi ama Karagümrük'te tabii doğru söylüyorsunuz. Büyük, hı. Şey pardon Kasımpaşa diyorum. Aynı İstanbul takımları olduğu için karışıyor bazen. Karagümrük'te evet, fena değil. Evet haklısınız özür dilerim. Estağfurullah. Yani Karagümrük'te iyi bir sezon geçirdi ki bence Volkan Demirel'in de büyük katkısı olmuştur transferde. Yani değişikliğinden belki bahsetmiştir. Ama dediğim gibi yani çok büyük bir yetenek. Yani dünya yıldızı olacak kapasitede bir çocuk. Gerçekten inanılmaz. Ben bile seyrederken zevk aldığım bir oyuncu ki ben Hakan Çalhanoğlu'nun düğününde de sohbet etmiştim. Tanışmışlığımız da var. Görüşmüşlüğü var. Yani menajeri de benim çok samimi arkadaşım. Ama dediğim gibi
İnşallah umarım kendine gelmiştir. O yeteneklerini sergiler Fenerbahçe'ye faydalı bir oyuncu olur. Bakalım nasıl bir sezon geçecek. Jorge Jesus'un varlığıyla ilgili, yani Emre Mor'u daha fazla sahaya kanalize etme faktörü olarak Jorge Jesus'un varlığından bahsedebilir miyiz? Bunu yorumluyor musunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani Emre Mor eğer kafası değişmediyse, isterse dünyada, yani dünyanın en iyi hocasını getirirseniz getirin, o aynı kafa olarak kalır. Ama eğer ki kendi kafasındaki o şeyleri, o çocukluk ergenliği atlatmışsa, gerçekten karakteri yerine oturmuşsa, ben hep özellikle şey söylerim hoca, futbolcu karakteri derim, yanlış anlaşılmasın yani. Futbolcu karakteri varsa ki Fenerbahçe inanılmaz katkı sağlar ve Avrupa'ya belki tekrardan transferi gündeme gelebilir büyük paralara. Ama eğer ki hani yine o kafayla devam ederse, o mesela Celta Vigo'da yaptığı hareketleri Fenerbahçe'de de sürdürürse, antrenmanlara geç gitme, işte bazı kötü alışkanlıklarından atlatırsa, Fenerbahçe çok büyük bir faydası olur. Peki. Sevgili Ali Polat bu tespiti yaptı. Sevgili Ali Polat, Leipzig takımında Almanya'da Schürrle oynuyor. Kiralık olarak Real Sociedad'da oynamıştı geçtiğimiz sezon ve önce Beşiktaş'ın ama evet, şimdi Fenerbahçe'nin transfer gündeminde. Duyduğunuz bir şey var mı? Alexander Schürrle'ün Türkiye'ye dönme ihtimaline nasıl bakıyorsunuz? Şimdi ben Leipzig'de oynayan Schürrle için de şöyle söyleyebilirim. Evet, transfer adı geçiyor Türkiye ile ama şimdi sen Türkiye'ye hakkında giderken konuştuğunu, şimdi tekrardan Türkiye'ye gelirsen, o zaman demek ki senin kişiliğinde bir şey oluşuyor. Yani ben onu anlamıyorum. Sen Türkiye'den ayrıldığın zaman, Trabzonspor'dan Leipzig'e geldiğin zaman Türkiye hakkında güzel konuşmadın. Alman basınına verdiği demeçlerden biliyorum ben burada. Şimdi ne yüzden Türkiye'ye geri döneceksin? Hı hı. Hatırlar mısınız Türkiye ile ilgili, Türkiye'de şampiyonu siyasiler belirliyor diye bir açıklama yaptı Almanya'da. Hatırlıyorum. Evet, peki şimdi sen Türkiye'ye döndüğün zaman o zaman sen hiç o konuşmayı Türkiye'yi kötüleyerek yaptın bir nevi. Hı hı. Abi yani ben burayı anlamadım, yani hem kötülüyorsun hem Türkiye'ye geri dönmek istiyorsun. Nasıl oluyor o zaman? Yani para demek sıcak basıyor o zaman. Hı hı. Anladım. Bilmiyorum, faydalı bir gelme oyuncu ihtimali olabilir. Var mı sizce? Leipzig ne kadar istiyor biliyor musunuz? Yok, şu an bilmiyorum ama yani büyük bir bonservis bedeli istiyordur %100. Çünkü Leipzig'de gerçi ona büyük bir rakamlar ödeyerek Leipzig aldı ama Leipzig onu bu sezon faydalanamadı fazla. Yani peki, ondan beklediğini alamadı. Beklediği verimi alamadı. Evet. Evet. Sevgili Ali Polat, çok teşekkür ederim katıldınız. Bize bu önemli bilgileri aktardınız ve tespitte bulundunuz. Ben teşekkür ederim. Özgürcüğüm, bir ufak bir şey daha söylemek istiyorum. Hatırlar mısın? Bundan 2-3 ay önce bir yıldız doğacak demiştim size Türkiye'de. Çok önemli bir oyuncu. Ha evet, Galatasaray altyapısından. Galatasaray'ın altyapısından. Evet. Evet, evet, hatırlarsanız Berk diye. Gerçekten belki Almanya'da olsun, Avrupa'da duyumlar da alıyorum. Milli takımdan seyretmişler U16'da. Yani inanılmaz büyük bir yetenek Berk Kızılkaya diye. Gerçekten müthiş bir oyuncu. Hatta bravo, ben Okan'ı buradan tebrik ediyorum. Ki keşfedip hemen birinç takıma almış bu sezon. Ki birinç takımda da çok çalışıp çok bayağı başarılıymış. Yani takip ediyorum ben onu. Yani Avrupa kulüpleri de yani nasıl diyeyim size, nasıl Fenerbahçe'de Arda Güler şu an Avrupa'nın gündeminde, birçok kulüplerin listesindeyse, o çocuk da yani o Berk de Galatasaray'da birinci takımda büyük ihtimalle yer alacak. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Ben milli takımdan izledim, takip ettim. Gerçekten müthiş bir yetenek. Bravo Okan Buruk'a ki birinci takıma aldı. Okan Buruk çok önem veriyor ve Berk'i belki de geniş kadroda, belki de zaman zaman değil mi, rotasyonun bir parçası olarak düşünüyor. Evet. Ya da forvet mevkiinde değil mi? 16 yaşında. Hmm. Evet, evet. Daha 16 yaşında zaten, 16 yaş grubu şampiyon oldular. Benim adaşım Ali Polat antrenör, onu tebrik ediyorum oradan. Benim de çok samimi arkadaşım Ali. Yani gerçekten Berk inanılmaz yetenek. Yani gelecekte Türkiye'de Avrupa'ya transfer olacak büyük transferlerden birisi olacak diye tekrardan damgamı vurayım, yani söyleyebilirim yani evet, sizin aralığınız. Galatasaray U16 takımından A takımının geniş kadrosuna, kamp kadrosuna dahil edilen Berk'le ilgili forvet mevkinde oynuyor. Evet. Tespiti bu şekilde sevgili Ali Polat'ın. Çok teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Sevgiler, tekrar görüşmek görüşürüz size. Sevgili Ali Polat.
Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Trabzonspor bölümümüzdeyiz. Sevgili Hakan Yoloğlu, usta gazeteci bizimle birlikte. Hoş geldiniz sevgili Hakan Yoloğlu. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim. İstanbulspor'a bir transfer söz konusu. Öncelikli olarak bununla ilgili bir bilginiz var. Eski bir Trabzonsporlu futbolcu. Yattara'nın akrabası galiba, değil mi? Yattara'nın kardeşi. Muhammed Yattara. Dün itibariyle İstanbulspor'a geldi. Yalnız birkaç gün denenecek. Aslında şöyle diyeyim. Denenme derken Lyon altyapılı, Fransa'da da oynamış olan bir oyuncu bir sakatlık yaşadı. O sakatlıktan sonra hani durumu nedir onu görebilmek için bir 3-4 gün antrenmana çıkacak. Ondan sonra sakatlığıyla ilgili bir problem yoksa İstanbulspor'la sözleşme imzalayacak. Santrafor, yine milli takımının da oyuncusu. Muhammed Yattara, bizim İbrahim Yattara'nın da, Trabzonspor İbrahim Yattara'nın da erkek kardeşi. Harika. Peki İstanbulspor'la, İstanbulspor için burada ama anlaşma olasılığı nedir sizce? Yani yüksek. Dediğim gibi bir sakatlığı vardı. Son oynadığı takımdan. Oradan döndükten sonra yaklaşık 1,5 aydır yine de bireysel antrenmanlar yaptı. Bana sağ olsun Yattar onun fotoğraflarını, videolarını falan da gönderdi. Kum'da yaptığı çalışmalar var bireysel olarak. Sakatlıktan yeni çıktığı için hani o arayı kapatma noktasında. Durumu İstanbulspor'a söyledi. Yani böyle böyle yeni sakatlıktan çıkmış bir futbolcu kardeşimiz var ki biliyorsun İstanbulspor'da da Fatih Tekke döneminde yardımcı antrenördü İbrahim Yattar'a. Onlar da bir gelsin görelim dedi. Yani bir deneme olarak algılamayalım çünkü üst düzey bir oyuncu. 28 yaşında Lyon altyapısında başlamış. Fransa'nın çok kulübünde oynamış. Sanıyorum ya Çin ya da Japonya'daydı en son. Oradan döndü. Yani bir denemeden ziyade sakatlık durumu nedir? Bir sıkıntı var mı? Yoksa zaten muhtemelen durumuna bakılıp 3-4 gün içerisinde bir karar verecek. Sıkıntı yoksa sakatlığıyla ilgili ben sözleşme imzalayacağını düşünüyorum. Çünkü İstanbulspor'un istediği bir santrafor. Eğer sakatlığından kalma bir durum söz konusu ise kısa süre içerisinde İstanbulspor Muhammed Yattara'yı açıklar diye düşünüyorum. Sevgili Hakan Yoloğlu bu bilgiyi aktardı. Muhammed Yattara, İbrahim Yattara'nın eski Trabzonsporlu oyuncunun kardeşi, İstanbulspor'da forma giyme ihtimali var. Sevgili Hakan Yoloğlu, Kaan Ayhan konusunda bir gelişme var mı Trabzonspor adına? Şimdi şunu söyleyelim. Başkan Ahmet Ağoğlu'nun yapmış olduğu son açıklama itibariyle biliyorsunuz 3 tane oyuncu var dedi gündemimizde. Bunları zaten kim olduğunu herkes biliyor. Batra, Kaan Ayhan ve Marlon. Ama olasılık olarak baktığımız zaman olma olasılığı en yüksek oyuncu Kaan Ayhan. Batra Real Betis'e sözleşme imzalamak istiyor ama Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakmıyor. Hala kendi takımının yaptığı teklife bile cevap vermiş değil. Sevilla'da oynama isteği var oyuncunun. Marlon konusunda İtalya'da oynama arzusu var oyuncunun. Kiralık olarak Trabzonspor satın alma opsiyonu, zorunlu satın alma opsiyonunu kullanarak bu transferde yol almayı denedi ama henüz beklediği haber gelmiş değil. Kaan Ayhan konusunda en son cumartesi günü son bir teklif yaptı Trabzonspor. Bu teklifle alakalı olarak pazarlıklar devam ediyor. 4,5 milyon euro Trabzonspor verdi. Sassuolo takımı 5 milyon euro istiyor ama anladığım kadarıyla İstanbul'dan Galatasaray ve Beşiktaş'ın devrede olduğu iddiaları var. O yüzden tabii biraz pazarlıkların kızıştığını duyuyoruz. Ama açıklanabilecek bir transfer olarak ben Kaan Ayhan'ı görüyorum. Ama şimdi bana sorsanız 4,5 milyon euro bir stoper oyuncu, hani belki 3. bölgede forvet mevkinde oynayan bir oyuncuya verilebilir ama hani stoper mevkinde oynayan bir oyuncu için 4,5 milyon euroyu gözden çıkardıysanız yani 5 milyon euro da artık verilmeli diye düşünüyorum. Eğer gerçekten Abdullah Avcı'nın çok ısrar ettiği bir oyuncuysa ki durum onu gösteriyor. Bu transferin kısa süre içerisinde açıklanacağını söyleyebilirim. Eğer dediğimiz gibi aradaki o 500 bin euroluk fark bir şekilde kapanırsa. Ama benim şöyle bir şahsi fikrim var. Tabii Edgar konusunda da Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları esnasında oyuncu biliyorsunuz Trabzon'a gelmişti. Burada görüşmeler yapıldı. Oyuncunun menajerinin de şöyle bir açıklaması var. Hani biz Trabzonspor'dan haber bekliyoruz. Futbolcumuzun sağlık raporları elimizde. Trabzonspor isterse yani bunu masaya getirip sunabiliriz. Oyuncu ile ilgili olarak bir sıkıntı yok. Ameliyatın oldu. Kısa süre içerisinde oynamaya başlayacak şeklinde bir mantığı var. Tabii burada önemli olan
Abdullah Avcı'nın fikri. Şu bir gerçek, yani bugün Edgar'ı Trabzonspor alırsa hemen oynama şansı yok. Muhtemelen bir 3-4 maç kaçıracak. Belki 5 maç, 6 maç, bilemiyoruz hani son durumu nedir. Kaçıracak ama ben olsam şimdi Trabzonspor'un, hani ekonomik anlamda sadece Trabzonspor'un sıkıntısı değil, birçok kulüpte ekonomik sıkıntılar var. Yani artık öyle 5 milyon, 6 milyon eurolar Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için de artık çok lüks olmaya başladı. Ben olsam mesela şimdi Trabzonspor'da 5 tane stoper oyuncu var. Belki birçoğu sol ayaklı ama Dansby sol ayaklı ama sağda da oynadı. Hüseyin Türkmen, tamam bu yükü kaldıramaz, doğrudur ama var. Bunun dışında Ahmetcan geçen sene denenmiş. Bursa Spor'dan alınan sağ altı kardeş var. Bunun dışında Vitor Hugo var. Yani 5 tane oyuncuyla belli bir dönem Trabzonspor giderse, eğer ekonomik anlamda kasamda para kalsın diyorsa, ya bu 5 tane stoperle bir şekilde devam edip en azından Vitor Hugo eğer sakatlığı tam olarak geçmiş ve kısa süre içerisinde takıma döneceğinin sinyalini verirse ben bir müddet daha beklerim. En azından bonservis bedeli ödemezseniz bir. İkinci, Trabzonspor'u bilen bir oyuncu Vitor Hugo ile çok iyi bir uyum sergiledi. Yani ben hep şeyi örnek veririm. 2010-2011 yılındaki stoperleri Giray Kaçar ve Egemen. Baktığınız zaman ikisinin de farklı özellikleri var. Stoper mevkilerinde oyuncuların birbirlerini tamamlaması çok önemli. Giray Kaçar'ın kesiciliği çok iyiydi. Egemen'in topu oyuna sokma ve süpürücülüğü çok iyiydi. O yüzden Trabzonspor mesela geçmiş dönemde de Fenerbahçe'de Höp'le uç örneklerini verebiliriz yani. Birbiriyle uyumlu olması açısından çok önemliydi. Ben açıkçası kısa bir süre şunu düşünebilir, şimdi taraftarlar, hoca şunu düşünebilir. Ya Trabzonspor'un önünde çok önemli bir Şampiyonlar Ligi playoff maçı var. Aman hata yapmamız lazım. Çünkü 15.6 milyon euroluk bir kazanç. Ayak bastı parası. Bir daha tekrarlar mısınız o rakamı? 15 milyon 600 bin euro. 600 bin euro ayak bastı parası. Ama bunu playoff'u kazandıktan sonra, yani playoff turunu geçtikten sonra gruplara kaldığı noktada Trabzonspor'un kasasına girecek net rakam. Artı her galibiyette 2 milyon 800 bin euro galibiyet primi, artı her beraberlikte de 930 bin euro Trabzonspor'un kasasına para girecek. Bu pencereden bakıldığı zaman tabii şimdi Trabzonspor birçok şeyin aslında Şampiyonlar Ligi'ne göre yapıyor. Kadro yapısı, harcamalarına baktığımız zaman oradaki Başkan Ahmet Ağlu'nun ifadesi, yani oradan alacağımız bizim para, Şampiyonlar Ligi'ne elde edeceğimiz gelir bizim bir yıllık giderimiz. Yani Trabzonspor bu yıl en ufak bir sıkıntı çekmeyecek. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılırsa. Ama hani olasılıkları değerlendirmek lazım. Hiç kimse istemez ama ya elenirseniz ya direkt katılamazsanız o zaman da ciddi anlamda ekonomik sıkıntılar boy gösterecekti. Benim stoperdeki benzetme örneğim o. Ya ben biraz daha beklerim. A taraftar biraz önce onu diyordum. Şunu söyleyebilir ya, çok önemli bir playoff maçı var. Hani bunlar bu yükü kaldırabilir mi? Kaan Ayhan evet iyi bir oyuncu, üst düzey bir oyuncu, milli takım oyuncusu ama geldiği zaman bunun da bir adaptasyon sorunu olacak. Geldiği gibi hemen direkt olarak oynadığı zaman o harika işler yapacak diye de beklememek lazım. Yanındaki oyuncuyu tanıması, sağındaki solundaki arkadaşlarıyla olan uyumu, bu da belli bir süreç. Yani transferi bir ya da iki karşılaşmaya bağlayıp yapmak da çok doğru değil. Ben hazır bildiğimiz bir oyuncu sakatlığı yoksa, ki menajeri haber de göndermiş, Edgar konusunda da Trabzonspor alabilir. Benim yönetimle görüştüğüm edindiğim bilgi şu: en fazla 1-2 gün daha bu transferle ilgili olarak bir bekleyiş içerisinde Trabzonspor. Ahmet Ağlı biliyorsunuz 9 Temmuz'u işaret etmişti. 9 Temmuz'daki kampa kadar transferler yetişecek dedi. Muhtemelen şu anda bir oyuncu alınacak ama eğer bu Kaan Ayhan olursa yabancı kontenjanımız açık olduğu için Trabzonspor bence Marek Hamsik'in alternatifini de mutlaka bulmalı. Şu anda Trabzonspor'da 8 numara oynayacak oyuncu yok bence. Bakın Abdülkadir Ömür orada oynayamaz. Bakasetası orada denedi. Orada çok fazla verim alamadı. Hani Dorukhan belki diyorum ama o da 6 numara oyuncusu, o da 8 numara. Bana göre 50 küsur maçlık bir periyot düşündüğünde Hamsik'in geçen sene 2,5 ay sahalardan uzak kaldığını hesaba kattığımız zaman bu periyodu, bu maç temposunu kaldıracağını düşünmüyorum. Bana göre Trabzonspor'un da orada hani yurt içinden oraya bir oyuncu bulabilmemiz biraz zor. Peki size soracağım başka sorular da var sevgili Hakan Yılmaz. 8 numara önemli bir konu. Transferinde önemli diye düşünüyorum. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Sevgili Hakan Yoloğlu, bir kez daha bizimle birlikte Trabzonspor bölümümüzdeyiz. Tekrar hoş geldiniz sevgili Hakan Yoloğlu. Hoş buldum, teşekkür ediyorum, sağ olun. İyi çalışmalar dilerim. Bu Alexander Schürrle'nin Türkiye'ye dönme olasılığına siz nasıl bakıyorsunuz? Duyduğunuz bir şey var mı?
Yani şunu söyleyeyim, yazılıyor, çiziliyor, ben de oradan bakıyorum. Hani Fenerbahçe cephesiyle alakalı olarak oyuncuyla anlaşıldı. Sadece zorunlu satın alma opsiyonu konusunda görüşmeler devam ediyor diye yazılıyor. Ama şimdi ben hani Ahmet Ağlu'nun yaptığı açıklamalar çerçevesinde olaya bakıyorum. Hani Trabzonspor'un izni olmadan, parantez içinde izni olmadan derken, aynı şartlar önce Trabzonspor'a sunulacak. Trabzonspor'un santrafor arayışı var mı? Var. Kontenjana bağlı olarak Acıray konusu biliyorsun hala sıcak olarak gündemde. Ama Trabzonspor örnek veriyorum 8 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonu. Kiralık bedelde diyelim işte 1-1,5 milyon euro karşılığında bir anlaşmaya varıldı. Öncelik Trabzonspor'un. Trabzonspor bu şartlarda alırım derse o zaman öncelik Trabzonspor'a geçecek. Ahmet Ağoğlu'nun söylemleri, tabii sözleşmenin içinde neler var hani çok net bilmiyoruz ama konuşulan Ahmet Ağoğlu'nun aktardığı biçimde kamuoyuna bu şekilde hani Fenerbahçe ile de hani bir ezeli rekabet de çok ciddi anlamda var. Bu yılki çıkışlara da baktığımız zaman çok sık iki kulüp karşı karşıya geliyor. Hani ben öyle bir durum olursa Trabzonspor'un devreye girebileceğini düşünüyorum. Yani 8 milyon euro belki ki hani zaten Trabzonspor gönderdi onu. Crystal Palace %50'sini aldı, %50'si Trabzonspor aldı. Hani o kulüple de evet, diyalogların iyi olduğunu düşünüyorum. Ama sadece yazılan çizilenler etrafında bakıyorum. Biraz zor bir transfer olarak görüyorum. Çünkü oyuncunun o dönemki açıklamalarına ben hani bakıyorum. Burayı basamak olarak kullanmıştı. Tekrar geri döner mi onu bilmiyorum. Neden derseniz. Hani Türkiye Ligi'nde başarılı olmuş bir oyuncunun Avrupa'da da başarılı olacak diye bir kaydı kural yok. Almanya'da futbol sisteme dayalı. Burada hani Süper Lig'de birçok oyuncunun mesela bizde de örnek veriyorum Cornelius. Parmadan geldiği zaman bir gol var. Hani bakıp da çok fazla transfer edilebilecek bir oyuncu değil. Ekran ve kariyer açısından bakıyorum ben attığı gole. Ama buraya geldi inanılmaz goller attı. Keza Sörloth da aynı şekilde. Tek golü var, transfer ediyorsunuz, burada gol kralı oluyor. Süper Lig biraz da bir diğer liglere göre kalite açısından biraz daha alt seviyelerde olduğu için bu tarz oyuncuların burada başarılı olma şansını görüyorum. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ta çok fazla yazıldı. Beşiktaş'ta çok uğraştı ama hani biraz önce reklama gitmeden önce hani 6, 7, 8 bu rakamlar çok büyük rakamlar artık. Yani pandemiden sonra ekonomik şartlar gerçekten bütün kulüpler için çok zor. Sadece Türk kulüpler için değil, Avrupa'da da birçok kulüpler için bunlar geçerli. Hani ben olasılık olarak biraz düşük görüyorum ama yazılan çizilenlerin etrafından Fenerbahçe sadece satın alma opsiyonu sorununu çözerse transfer edecek gibi. Ama açıkçası Trabzonspor cephesinden de bir açıklama gelir diye düşünüyorum eğer iş bittiyse. Çünkü önceliği Trabzonspor'a sunulacak. Ha, Trabzonspor şunu diyebilir. Ben şu an 8 milyon euro bonservis bedeli verecek durumda değilim. O yüzden ben bu transferi istemiyorum dediği zaman otomatikman zaten Fenerbahçe oyuncu transfer edebilir diye düşünüyorum ben. Peki. Trabzonspor'da tabii pek çok oyuncuyla önümüzdeki dönem çalışılmayacağı söylendi ama bunlarla ilgili yeni bir gelişme var mı? Bir kaleci, alternatif kaleci transferi söz konusu, bunu biliyorum. Ne dersin? Yani kaleciyle ilgili başlayalım. Aslında 3 tane kaleciyle Trabzonspor çok ciddi olarak ilgilendi. Göztepe'den İrfan Can, Samsun Spor'dan Nurullah ve Tarık Rize Spor'dan. Şu anda Nurullah'tan vazgeçti yönetim kurulu. Onu bilmiyorum nedendir. Gerekçe bilmiyorum ama bonservis bedeli belki yüksek istenmiştir ama Samsun Spor'da da tutulacak bir oyuncu değil. Yönetim kurulu satılmasını istiyor. Bir biliyorsunuz yabancı kaleci transferi yaptı Samsun Spor. O nedenle Nurullah kampa gitti ama satılacak oyuncuların başına geliyor. Samsun Spor cephesinden baktığımız zaman. Şu anda Tarık'la ilgili olarak temasların devam ettiğini biliyorum. Rize Spor'un kalecisi. Ama Trabzonspor kaleci transfer eder mi? Etmeyebilir. Çünkü Muhammed Taha Tepe gibi yani şuradan bir yıl önce 19 milli takımının birinci kalecisiydi. Ersin ikinci kaleci, Beşiktaş'ın kalecisi Ersin. Arda bugün Bandırma Spor'la sözleşme imzalayan Arda da üçüncü kaleciydi. Yani baktığınız zaman Trabzonspor'da yedek olarak Uğurcan'ın yedeği olabilir mi derseniz çok tecrübesi yok. Bildiğim kadarıyla Abdullah Ercan döneminde Turgut Spor'da da bir dönem kiralık gitmişti. Ama dediğimiz gibi yani büyük takımın kalesini korumak çok farklı. Oyuncu için de çok farklı. O nedenle bir kaleci arayışı var ama çok böyle hani ille de alalım mantığıyla beraber gitmiyor. Şu anda Tarık üzerine yoğunlaşmış bir durumda ama dediğimiz gibi farklı isimler de açıkçası gündeme gelir diye düşünüyorum kaleci konusunda. Diğer gözden çıkarılan oyuncularla ilgili olarak İsmail Köybaşı'nın Hatay Spor'la görüştüğü, anlaşmak üzere olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Henüz imza atmadı ama orada muhtemelen o servisiyle birlikte de verilebilir, kiralık da verilebilir. Trabzonspor'un oradan bir beklentisini ekonomik olarak düşünmüyorum. Çünkü eğer bir kulüp
oyuncularını satış listesine koyuyor ya da ne bileyim işte kendisine kulüp buldu deniliyorsa, o oyuncunun bir kulübe bedelsiz olarak gitmesi bile kulüp açısından faydadır. Neden? Ona ödeyeceğiniz paranız kasanızda kalacak. O anlamda Hatayspor'un oyuncuyla çok yakın temasa geçtiğini, hatta transferin bitmek üzere olduğunu söyleyebiliriz. Ama en büyük sorun kim derseniz, Trabzonspor'daki en büyük sorun görüntü itibariyle Koyta ve Cervinho'da olacak gibi görünüyor. Cervinho'nun sözleşmesinin Fethi İtin menajeriyle görüşülüyor. Muhtemelen oyuncu alacak parayı 2 milyon 150 bin euroyu peşin isteyecektir. Koyta'nın 2 yıl daha kontratı var. 1 milyon 150 bin euro bu sezon için, 1.250 gelecek sezon için, artı her yılda 333 bin euro imza parası var. Yani yuvarlak olarak bir toplarsak 3 milyon 100 bin euro civarında da bir Koyta beklentisi var. Ve tek kuruşu bırakmadan hiçbir yere de gitmeyeceğim. Gerekirse 2 yıl futbol oynamam ama Trabzonspor'dan bütün paramı alıp öyle gideceğim şeklinde bir tavır sergileyen bir Koyta var. Bunun dışında tabii Yunus Mallı ile ilgili henüz net bir gelişme yok. Nereden bakarsanız 500 bin euro civarında yıllık Trabzonspor'a bir külfet olan bir oyuncu. Henüz onlarla ilgili olarak hani beklenen şeyi yapmış değiller ama oyuncular rahat. Çünkü hani bu tarz görüntülerde ben gittim anlaşamadım döndüm geldim diyeceksiniz. Ya kadro dışı bırakacaksınız, Yunus Mallı ile Koyta'yı kadro dışı bıraktılar ama o zaman da parasını ödeyeceksiniz. Hani yerli oyuncu Yunus belki çok fazla etken değil ama Trabzonspor'un bundan sonra transfer yapabilmesi adına mutlaka ve mutlaka yabancı kontenjanını boşaltması lazım. Bugün 13 tane yabancı oyuncusu var. Aslında 17. Bahsettiğimiz işte Flavio, Diabate, bunun dışında Trondsen ve Koyta ile birlikte bir de Cervinho konusunu Trabzonspor çözmeli. Cervinho çözerse 12'ye düşüyor. 2 tane o zaman yabancı transfer yapabilir. Biraz önce reklam arasına giderken konuştuğumuz belki 8-10 numarayı birlikte oynayabilen bir oyuncu arayışı var. Bir de Hacı Wright transferi şu anda dediğimiz gibi kontenjana takılmış durumda. Bu oyunculardan Trabzonspor kurtulursa biraz önce sorduğunuz gibi belki Sörloth konusu da tekrar Trabzonspor'da hani Fenerbahçe'ye gitmesin Trabzonspor alsın mantığıyla gündeme gelebilir. Ama tabii ekonomik şartlarının biraz uygun olması koşuluyla diye düşünüyorum. Peki sevgili Hakan, çok ayrıntılı bilgiler oldu her zaman olduğu gibi. Var mı ekleyeceğin son bir şey? Yok, ekleyeceğim bir şey yok. Trabzonspor Slovenya'da hazırlıklarına devam ediyor. 17'sine kadar orada. Ardından 2 günlük bir izin var. 19-29 Avusturya'ya geçecek. Hazırlık müsabakaları var orada Trabzonspor'un. Onun dışında biz de bekliyoruz tabii. Kontenjan boşalacak, kimlerle görüşülecek. Biz de merak ediyoruz Trabzonspor'un. Bundan sonra 6. transferi kim olacak onu bekliyoruz açıkçası. Çok teşekkür ederim bir kez daha. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Hoşçakal. Sağ ol. Sevgili Hakan Yoloğlu son bilgileri aktardı bizlere. Trabzonspor bölümümüzde usta bir gazeteci. Çok ayrıntılı bir bilgi verdi. Trabzonspor'un yapmaya çalıştığı transferler, bundan sonraki transfer operasyonlarını ve elbette ki gözden çıkardığı futbolcunun son durumuyla ilgili olarak. Şimdi Mısır'a, Kahire'ye gideceğiz. Değerli dinleyiciler, meslektaşım Ahmet Kiro Hamadi bizi bekliyor. Biliyorsunuz Zamalek Kulübü Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar bekliyor Mustafa Muhammed'in bütün hakları için. Bu konuyla ilgili orada Mısır basında ve Zamalek Kulübü etrafında ne konuşuluyor? Bunu soracağız Ahmet Kiro Hamada'ya. Futbol, dünyadan futbol. Good afternoon, Ahmet. Good afternoon. How are you? How are you? I'm fine. I'm all right. And you? Fine. Thank you. I appreciate you always. You help us all year. Thank you. Thank you. A question, is there any news about Mustafa Mohamed? Mustafa now with his team, with Galatasaray in camp, and he back to Turkey before 3 days. But Mustafa, we have problem between Galatasaray and his former club, Zamalek. The board of Zamalek, what they say about the situation of the player? The player, he have offer from a French club in second league in France, but Galatasaray maybe sell them to other club. But now I have a problem because Zamalek want $4 million from Galatasaray. You know that Galatasaray, money, when will pay this rate to Zamalek? Yes, when will when they will pay this rate? Yes, but Galatasaray to now
don't put the money in Zamalek account. Thanks. He have a chance to 10 July this month. After 4 days, he have a chance to give Zamalek the money. 12th of this month, because, right? Because, 12. Because I have a, yes, because I have a penalty in contract. Okay. If Galatasaray don't put the money in account of Zamalek, will be Zamalek will be going to FIFA. Okay. FIFA to FIFA, and Galatasaray will be put 5-0-0-100 to Zamalek. I'm going to translate. Okay, your explanation. Okay, right now. Şimdi durum nedir Mustafa Muhammed'le ilgili olarak? Zamalek kulübü etrafında ne konuşuluyor? Var mı yöneticilerin yaptığı bir açıklama? Bir problem var Mustafa Muhammed'le ilgili olarak. Henüz Galatasaray parayı ödemedi. 4 milyon dolar ödemesi lazım bütün haklar için. Yani devreye giren opsiyon için. Ayın başında bu ödeme yapılmalıydı ama ek süre var 12'sine kadar. Bu ay içerisinde bir ödeme yapması gerekiyor. Yaptığı takdirde bütün haklarını alıyor. Bu arada Mustafa Muhammed'e de Fransa'dan teklifler var. Bir Fransız ikincilik takımı Mustafa Muhammed'in transferini istiyor. Durum belirsizliğini koruyor diyor Ahmet Kiro Hamadi. Ahmet, which team is interested in the in the signing of Mustafa Muhammed at second division of France? Yes, I don't know his name of the club. You know, but I know, but I know he's in second league, not big team. No offers now to Mustafa from any clubs or in Egypt or out of Egypt. Maybe Galatasaray want to loan to the player to other club and will be back to the club next season. Hangi ikincilik takımı Fransa'dan onu istiyor bilmiyorum ama bir ilgi var. Bir teklif de gelmedi ama bir ilginin olduğunu söyleyebilirim. Tabii Galatasaray'ın tasarrufuna bağlı. Galatasaray önce parayı ödeyecek ve sonra bu futbolcuyu kiralık olarak mı verecek yoksa kadrosunda mı tutacak, buna karar verecek. Bir teklif yok. Yani Mısır dışından da gelen ona bir teklif yok ama ilgi var diyor. What do you think Mustafa Muhammed, where is he going to play for next season? What? Again? You personally think that Mustafa Muhammed has a possibility to continue at Galatasaray? Yeah, okay. Or yes, go yes, out yes, of Galatasaray? Yes, yes. He wants to stay. He wants to stay in Galatasaray. Okay. But the head coach maybe don't play Mustafa, because if he wants to leave, he need to play. Okay. Mustafa, he needs to play, but maybe head coach don't play him in more games, and he have a chance to Mustafa. Now he in Egyptian national team and want to stay in Egyptian national team. Maybe he want to play. Okay. Thank you very much for joining Thank us. You. Teşekkür ederim. Oh, teşekkürler. All your help. Talk to you whenever you want. Okay. Thank you. Ahmet. Thank you. Ciao. Thank you. Peki Mustafa Muhammed'in iradesi ne yönde? Sence devam etmek mi istiyor Galatasaray'da ya da devam edecek mi? İnancın ne yönde ya da gider mi başka takıma? Bence ilk planda Galatasaray'da devam etmek istiyor ama Mustafa Muhammed'in sürekli oynamaya ihtiyacı var. Geçen sezonki problem buydu. Yeni teknik direktör Galatasaray'da Mustafa Muhammed'e sürekli şans veriyorsa o Galatasaray'da devam etmeyi ilk planda arzu ediyor. Tabii Mısır milli takımındaki yerini koruması lazım. Mısır milli takımında da direkt oynuyor ama bu pozisyonunu koruyabilmesi için, yani orada sürekliliğini süreklilik arz edebilmesi için takımında da Galatasaray'da da oynaması lazım. Bu denklem içerisinde Mustafa Muhammed'in eğer oynuyorsa, ki oynamaya ihtiyacı var, Galatasaray'da devam edeceğine inanıyorum diyor. Oradaki gelişmeleri, Mısır'daki futbol gelişmelerini yakından takip ediyor Ahmet Kiro Hamadi. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Bir kez
keza Fenerbahçe bölümümüzdeyiz. Fenerbahçe 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olarak 5 yıldızlı logo kullanımını hayata geçirdiğini duyurdu, bir açıklama yaptı. Kulübümüz bu sezon itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar uzanan 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olan 5 yıldızlı logo kullanımını hayata geçirmiştir. Değerli paydaşlarımız olan tüm basın, yayın kurum ve kuruluşlarından kulübümüzün bu kararına hassasiyetle yaklaşmalarını, armamızı mecralarında bu şekliyle kullanmalarını rica ediyoruz ifadeleri kullanıldı Fenerbahçe'nin açıklamasında. Fenerbahçe Kulübü 1959 yılı öncesinde kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi, bundan doğan maddi ve manevi taleplerin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyük Ekşi ise bizim önceliğimiz bu tür konuları konuşmak değil, ben bu konunun detaylarıyla da ilgili bilgi sahibi değilim demişti. Bu konuyla ilgili bir soruyla karşılaştığında bir basın toplantısında bu ifadeleri kullanmıştı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Galatasaray'da müzesinden fotoğrafları koyarak gerçek şampiyon, şampiyonluklar müzelerde değerlidir şeklinde bir paylaşım yaptı. Elbette ki 1959 öncesi sonrası tescil edilmesinin tartışması sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu açısından baktığımızda durumun çok güncel olmadığını görüyoruz. Çünkü başka acil problemler var, onları çözmeliyiz diyor. Fenerbahçe'de bu konudaki tavrını gösteriyor. Haklı olarak Galatasaray'da karşı bir tavır sergiliyor. Sayın Rahmi Eyüpoğlu, Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi, programımızın bu aşamasında bizimle birlikte. Rahmi abi hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk. İyi günler diliyorum. İyisiniz umarım. Tabii keyiflendik böyle güzel haberler alınca. Ne diyorsunuz? Basında yaygın olarak Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosu kullanılır mı? Yoksa buna ambargo koyan basın kuruluşları olur mu? Bu konuda bir konsensus sağlanabilir mi? Fikriniz, öngörünüz nedir? Kullanılır. Fenerbahçe taraftarı yeni 5 yıldızına sahip çıkar. Fenerbahçe demek basın kuruluşları için kazanç demek. Basın kuruluşları da bu konuda farklı davranırlarsa başına gelecekleri biliyor olabilirler. Onlar da belki istemeyerek, belki çok isteyerek tabii ki bu yeni logoyu, 5 yıldızlı logoyu kullanmaya başlarlar. Hatta şimdiden bile dönmeye başladı sosyal medyada. Çünkü Fenerbahçe taraftarının camiasına bağını bilen basın bunu da bir şekilde yakında yeni poster bile yapıp dağıtır. Bu böyle devam eder. Peki Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklar tescil edilsin talebini nasıl etkiler bu durum? Yani 5 yıldızlı logonun yaygın bir biçimde kullanılıyor olması? Bence bu zaten o yönde küçük bir mesaj da olabilir. Ha, nasıl bir ipucu bize veriyor? Yani bunun kabul edileceğine dair bir emare olarak mı kabul ediyorsunuz? Yani emare, bunu logo olarak kullanılmasına izin verildiyse bu bir alıştırma. Tabii ki gelen tepkilere de bakacaklar. Çünkü hemen dost kulüplerimizden baksana tepkiler gelmeye başlamış bile. Hı hı. Bu bir küçük yoklama da olabilir. Devamı da kulübün beklediği şekilde gelebilir veya ötelenebilir. Bunu zaman gösterir ama tabii ki bu karardan memnun olmayanlar olacak. Hatta bunu engellemek için de çalışanlar olabilir. Ama bence tren rayına girdi, yavaş yavaş hedefine doğru gidiyor. Peki. Genel itibariyle Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında ortaya koyduğu performansı nasıl görüyorsunuz? Ben iyi görüyorum. Keyifle seyrediyorum. Belli ki hocamız deniyor. Geçen seneki oyuncuları daha iyi tanımak için izleyemedikleri diyelim. Çünkü bütün maçları izleyerek geldi ya hocamız. Hı hı. İzleyemediklerini veya izleyip de bir kanı oluşturamadıklarını da deniyor. Onlara bir şans veriyor. Ama şimdi Fenerbahçe taraftarı da kendi arasında yeni 11'ini yapmaya başladı. Hele fikstür çekildikten sonra. Bu 11'de geçen seneki takımdan ve yeni gelenlerle beraber 8 veya 9 oyuncu net yerini buluyor bu kadrolarda.
Şimdi ilk 11'de 8 veya 9 oyuncunun yerini bulduğu bir kadroda buna bir de forvet transferi bekleniyor ya, yeri netleşen 10-11 kişi olması ilk 18'lik kadroda önemli bir öncelik antrenör için. Bence hoca da bundan memnun. Bunu daha da netleştirip etrafına güzel de çilekler serpiştirilince Fenerbahçe 8. haftaya kadar iyi puanlar toplayıp derbiye çıkabilir. Hı hı, anladım. Böyle bir öngörünüz var. Bakalım neler olacak? Ya tabii ki heyecanla herkes bekleyecek. Şimdiki ilk hedef 19 Temmuz. Ondan sonra rövanşı. Benim tahminim 19 Temmuz'daki şampiyonlar ön eleme maçında Fenerbahçe'nin çok zorlanmayacağı yönünde izlediğim Fenerbahçe'den sonra. Umarım bir nazar değmez. Farklı bir şey çıkmaz. Fenerbahçe yavaş yavaş hedefine doğru gider. Peki. Rahmi abi, var mı ekleyeceğin son bir şey? Şöyle önemli bir bayramımız yaklaşıyor. Tüm futbol severlerin, sizleri dinleyen tüm dinleyenlerin bayramlarını kutlayalım. Sağlıklı, keyifli, güzel bir bayram geçirsinler temennilerinde bulalım. Ve tek ricam ve isteğim, özellikle araba kullanan dinleyenler için, bayramda dikkatli olsunlar. Akşam televizyonu açtığımızda kötü trafik kazaları haberleri duymayalım lütfen. Haklısınız. Çok teşekkür ederim bir kez daha ve bayramınızı şimdiden kutluyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Fenerbahçe bölümümüzde Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi Rahmi Eyüpoğlu bizimle birlikteydi. Bir iddia: Galatasaray Anthony Mbakame'nin menajeriyle transfer görüşmelerine başladı. William Davila onun yeni menajeri, bunu doğrulamış değil henüz. Ama ayrıntılarına bakarız. Sofyan Feghouli Galatasaray'la olan sözleşmesi bitti. Bazı açıklamalar yaptı. At yarışı için vaktimiz var mı Vedat? At yarışı için birazcık daha vaktimiz var. Bakalım ne diyor. Igor Tudor'un Marsilya ile anlaşmasına sevindiğini söylüyor Sofyan Feghouli. Marsilya'nın Igor Tudor'la anlaşarak çok iyi bir hamle yaptığını ifade etmiş. Kimseye ayrım yapmadan aynı şekilde hitap ediyordu ve şakacıydı Igor Tudor. Son 5 yılda gerçekten iyi bir deneyim kazandı ve Marsilya çok doğru bir hamle yaptı. Tudor bir liderdi. Bazı Türk oyuncular alışkın olmadıkları için zaman zaman antrenmanlarda zorlanıyorlardı. Oynamadığın zaman bu antrenmanlara dayanmak zor oluyor. Tudor antrenmanda pes eden oyuncuları görmek istemiyordu. Tudor'un Galatasaray'dan ayrılmasını anlayamadığını da vurgulamış Sofyan Feghouli. Tudor'un ayrılışını anlayamadık. Aralık ayının başıydı ve liderin 3 puan gerisindeydik. Bazı taraftarlar ona tepki gösteriyordu ve yönetim kamuoyunu dinlemek zorunda kaldı demiş. Sözlerine devam eden tecrübeli futbolcu, Tudor'un ardından gelen Fatih Terim'le ilgili şampiyonluğa ulaşılması hakkındaysa şunları söylemiş. Birkaç oyuncu da ondan memnun değildi. Bu da onun ayrılmasına sebebiyet verdi. Sezon sonunda elde edilen şampiyonluk Tudor'un transfer ettiği oyuncular ve yaptırdığı antrenmanla geldi diyor. Yani Tudor'un bıraktığı bir miras vardı. Fiziksel dayanıklılık, güç antrenmanı, yüklemeler, bunları doğru bir biçimde yaptı ve sonradan Fatih Terim geldi. Bu bina edilen takım üzerine şampiyonluğu kazandı demek istiyor. Açıklaması bu. Yalnız yani antrenman farkı olduğuna dair, sadece antrenmanlardaki tempo ve dayanıklılık, antrenman yoğunluğu olduğuna dair tek eleştiriyi Feghouli yapmıyor. Daha önce Galatasaray'da oynayan bazı başka yabancı futbolcular da aynı şeyleri dile getirmişti. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Yeniden Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Jetson Fernandez'in önemli açıklamaları var. Bakalım neler söylemiş. Geçmişle ilgili konuşma taraftarı değilim ben, genel karakterim itibarıyla. Geçen seneki Rizespor'daki röportajımızda da sonuçta Rizespor'un oyuncusuydum. Her ne kadar kiralık olsam da Beşiktaş'la ilgili konuşmak istememiştim. Ama şu an diyebileceğim en net şey, ben şu an Beşiktaş'ın oyuncusuyum. Burada olduğum için çok mutluyum. Her futbolcu ülkelerin, her ülkenin büyük takımlarında oynamak ister. Beşiktaş'ta tartışmaya açık olmayacak bir şekilde Türkiye'nin en
İstanbul takımlarından biri. Ve ben de ilk teklif geldiği zaman Beşiktaş'ın ileriki yıllardaki projesiyle ilgili ilk defa teklif aldığımda heyecanlandım. Burada başarılı olacağımı düşündüm. Ve bu kararı hem takımın çok büyüklüğü hem kendimi geliştirme ve daha iyi bir futbolcu olma açısından önemli olacağını düşünerek verdim. Öncelikle çok teşekkür ederim Rizespor'a, kulübe, şehre, insanlara. Benim için çok önemli, çok güzel zamanlardı. Rizespor'da oynadığım dönemler. Keyif aldım oynamaktan. Maalesef takım olarak istediğimiz gibi gitmedi süreç. Hiç hak etmediği bir şekilde Rizespor ikincilikte. Yani o takım, o şehir, o taraftar ikinci ligi hak etmiyor bence. Yani birinci ligi diyelim, süper ligi hak ediyor her zaman. O yüzden onlara çok teşekkür ediyorum. Elinden geleni yaptım. Taraftar için, kulüp için. Ama dediğim gibi olmadı. Oradaki takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlarla çok iyi vakit geçirdim. Bence iyi de oynadık ama şanssızlık. Umarım Rizespor hak ettiği yer olan Süper Ligi en kısa zamanda geri dönecek. O importante dos seis meses que aconteceram não foi o meu desempenho, mas sim. Tabii ki az önce söylediğim gibi oradaki süreçte futbol oynamaktan, orada olmaktan çok keyif aldım. Bence en önemlisi bu. Ama bireysel anlamda çok bir şey söyleyemem. Çünkü futbol takımı oyunu ve takım arkadaşlarımın bana yardım olmasaydı iyi bir performans sergileyemezdim. Onlara tekrardan teşekkür ediyorum. Gerçekten çok pozitif bir şekilde beni kabul ettiler. Kulüp, oyuncular, herkes. O yüzden hani bu soruyu ben bireysel olarak ne yaptım değil de orada takım olarak gerçekten kendimi iyi hissetme ve futboldan keyif aldığımı söyleyebilirim. Şu an takımımızın tabii ki lideri, burayı organize eden, idmanlarımızı organize eden, bize ciddi anlamda çok iyi, bizi çok iyi çalıştıran, çok idman yaptıran bir kişi. Hocamız hakkında zaten fazla konuşmaya gerek yok. Çok pozitif şimdiye kadar yaşadıklarımız, idmanlarımız, iletişimimiz ve umuyorum ki çalışma temposu böyle devam edecek, bize çok şey katacak ve sezon başında gerçekten çok iyi bir takım olarak başlayacağız lige. Aquilo que as pessoas dizem sobre as equipas do nosso treinador. Tabii ki insanların yorumları bazen göreceli olabiliyor. Burada kenara bir nokta. Biz oyuncular olarak hocamız ne isterse, nasıl bir tempo isterse bizden onu yakalamak zorundayız. O yüzden hani sezon önünde, sezon başladığı zaman zaten ne kadar iyi çalıştığımızı bence herkes görecek. O yüzden hani o hocanın takımlarıyla ilgili söylenen şeylerin çok bağlantılı olduğunu düşünmüyorum. Biz en iyisini vereceğiz. Hocamız ne istiyorsa. Yani bu da aslında bize bağlı değil. Yani biz futbolcular olarak herhangi bir sisteme uyum sağlamak zorundayız. Bu bizim profesyonel mesleğimiz. Profesyonel sporcular olarak biz hocamızın bize söylediği sistemi uygulamak zorundayız. O yüzden dediğim gibi en iyisini, hangi sistem olursa olsun en iyisini vermek zorundayız. Jetson Fernandez bunu söylüyor. Son derece aslında düz açıklamalar. Tabii ki daha fazlasını söyleyemez, detay vererek konuşamaz ama Jetson Fernandez'in çok yetenekli, öne giderken özellikle istisnai, eksepsiyonel oyunculardan bir tanesi olduğu gerçeğini gördük. Nerede gördük? Galatasaray'da gördük. Tottenham'da çok az süre alabildi. Bir maçta falan oynattılar ama Tottenham'a kiralık olarak giderken 100 milyon euroya yakın bir satın alma opsiyonu vardı. Benfica'nın altyapısından çok büyük potansiyeli olan bir futbolcu olarak yetişti ama geçen sene Benfica'da Jorge Jesus ona hiç şans vermedi. Hemen hemen hiç şans vermedi. 4 maçta parça parça oynadı vesaire. Beşiktaş devresinde onun transferini gerçekleştirdi. Çaykur Rizespor'da iyiydi. Çaykur Rizespor kümede kalamadı. Beşiktaş'ta nasıl bir performans sergileyecek? Elbette ki Beşiktaş'ta oynarken karşılaşacağı rakipler, Türkiye'yi kastediyorum, ligde karşılaşacağı rakipler, kapanarak oynayan, alanları kapatarak oynayan oyuncular bu defa başka meziyetlerini devreye sokmak zorunda Jetson Fernandez. Teknik açıdan bu durumu nasıl değerlendirecek teknik direktör Mustafa Özer bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür, yayınlar diliyorum. Nasılsınız hocam? Çok iyiyiz, sen nasılsın, iyi misin? Sağ olun hocam, çok teşekkür ederim. Ne dersiniz? Yayınlar diliyorum. Jetson başarılı olur mu Beşiktaş'ta? Yani vallahi Beşiktaş'ın kadrosuna baktığınız zaman bence çok başarılı olacağını zannetmiyorum. Sebep? Ya çünkü ya sebep dediğin çünkü kadrosunda
çok iyi bir oyuncuları var. Eğer bunun üstüne çok kaliteli oyuncular alınırsa bence daha başarılı olur. Mesela hocam yani Josef De Souza gibi, Atiba ile de bir senelik yeni sözleşme yaptı Beşiktaş biliyorsunuz. Bir senede evet. Orada. Josef De Souza, Atiba Hutchinson gibi böyle defansif özelliği güçlü orta sahalar önünde oynattığınız vakit ona en iyi şey yani drive etmek, topu evet. kullanmak, boş alan bulduğunda şut çekmek imkanı daha fazla sağlamış olmuyor musunuz? Geriye gel, rakiple gel, rakibi unutma, savunma işlevini de unutma, oyun içerisinde iki yönlü oynayacaksın demeyeceksin ona. Zaten Josef De Souza süpürüyor orayı. Evet. Evet, tek oyuncu. Bu açıdan avantaj kabul edebilir miyiz? Ya avantaj da olabilir. Çünkü yanındaki oynayan oyuncular da biliyorsunuz işte şimdi oyuncuları. Ama yani senin anlattığın, valla ben biraz çok böyle çok ekstra bir oyuncu daha böyle istedim Beşiktaş için bence. Yani böyle daha böyle böyle kreatif oyuncu, sahada problem çözen oyuncu. Öyle bir oyuncu olsa bence daha iyi olur diyorum. Daha iyi olur diye düşünüyorsun. Tabii ben bir şey öyle düşünüyorum. Ama tabii ki biliyorsunuz Süper Lig'in bu sene özellikle Ağustos'ta başlaması, erken başlaması buna baktığımız zaman futbol öyle bir şey ki bir oynatırsınız bir tutar. Çünkü ben çok böyle erken konuşmayı sevmeyen teknik direktörlerden bir tanesiyim. Bu oyuncuya her zaman şunu söylüyorum. İyi fırsat verdiniz. Özellikle yanında oynayacak oyuncular da çok önemli. İzleyip bakacağız, göreceğiz Özgür. Hocam bir takım bay geçecek. 19 takım. Her takım bir hafta oynamadan geçecek. Bu evet. Nasıl bir durum yaratıyor? Hatay Spor ilk haftayı bay geçiyor. Siz bir vallahi, futbol adamı olarak doğru buluyor musunuz bu oynamadan geçine? Valla yani ben doğru bulmuyorum. Çünkü niye biliyorsunuz ya? Çünkü öyle takımları gördük ki çok iyi çıkış yaptığı zamanlarda bir bay geçtiği zaman ertesi hafta çok büyük düşüş yaşıyorlar. Biraz konsantre eksikliği oluyor. Oyuncularda biraz rehavet oluyor ama yani ben her zaman şundan yanayım. Her hafta maçların oynanması böyle bayın geçmemesi. Ama tabii ki şimdi liglere baktığınız zaman 19 takımın oynanması normal. Çünkü 20 takım olmuş olsaydı her hafta maç oynanacaktı. Ama bay olması ve ben tahminler adıyla ki ileriki yıllarda tahminler adıyla 18'e mi düşecekler? Öyle bir şey duydum ben Süper Lig'in takımların. Bence bay herhalde çok böyle benim çok nasip etmediğim bir hafta. Ben bir teknik direktör olarak da bu çok sıkıntısını yaşadım. Tam böyle çıkış yaparken iyi giderken bir bakıyorsunuz o hafta bay oluyor. Bazı takımlar vardır bay olduğu için yüklemeleri çok ağır yapıyorlar. Yani çünkü sezon içindeki biraz yüklemeleri dengeleri iyi sağlamadığınız zaman o zaman takımlarda maalesef bir sıkıntılar yaşıyorlar. Çok sakatlık oluyor. Çünkü çok böyle yüklemeler yapıyorlar. Bay nasıl olsa biz bu hafta bayız. Ondan dolayı şeyin antrenmanın dışına çıkıyorlar. Ondan dolayı takımlara biraz sıkıntı yaratıyor. Ama tabii ki liglerimiz şu anda 19 takım. Bunu bir zaman gösterecek bize. Bence ben her zaman söylerim. Haftan her hafta takımların böyle bay geçmeden güzel maçların oynanmasını istiyorum. Anadolu'da transfer açısından en tutarlı ilerleyen takım hangisi hocam şu ana kadar gördüğünüz kadarıyla? En iyi transferleri yapan takımlar değil mi Özgür? Evet evet. Ya şimdi Fenerbahçe bence biliyorsunuz Emre Mor aldı, diğer oyuncular aldı. Yani bence Fenerbahçe bir adım önde. Dört büyük takımı konuşacağım ayrıca ama Anadolu'da ne dersiniz bu hafta? Mesela hocam ben programa girmeden önce şunu düşündüm. Şimdi Hatay Spor transferler yapıyor. Bence iyi de oyuncular aldı ama baktığımızda Hatay Spor yani potansiyeli olan ama sakatlık vesaire değişik sorunlarla oynayamamış oyunculara yöneliyor. Yani transfer bütçesini önemli ölçüde düşürdü. Neden? Yayın geliri düştü. Verilen yayın geliriyle işte harcama limitleriyle bu takımların rahat adım atabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla hedeflerini de düşürdü. Bence şunu düşünüyorum Hatay Spor örneğinden ki Hatay Spor büyük takımlardan sonuç alan, yukarıyı zorlayan, iyi futbol oynayan, pozitif futbol oynayan takımlardan bir tanesi. Bu sene bence hedefleri kümede kalmak. Daha iyisini temenni ederim ayrı mesele. Pek çok takımın da Anadolu takımında durumu bu. Hani son 2,5-3 sezondur konuştuğumuz Anadolu takımlarıyla büyük takımlar arasındaki fark kapandı sözü ya da tespiti var ya. Evet, bu sezon itibariyle geçerliliğini bütün bütüne yitirecek hocam. Ben böyle görüyorum. Birkaç ben istisna de, dışında. Neden? Neden böyle düşündüğümde söyledim size. Çok ciddi bir ödeme problemi yaşıyor takımlar. Bravo. Bu sene bence özellikle Hatay'ın ben de analizini yaptım. Aldıkları oyuncular
böyle sakatlıktan çıkmış, onları toparlamak çok zordu. Bir de şimdi hatta geçen sene çok iyi futbol oynadı Özgür. Yani çok iyi futbol oynayan takımlar biliyorsunuz Ertesi'nin hep düşüş yaşıyorlar. Ama senin az önce tespitin çok önemli. Bütçeler, özellikle limitler ve bütçeler Anadolu takımlarını bu sene inanılmaz etkileyecektir. Özellikle transferde alacakları oyuncuların ve çoğu takımın tahminim küme düşmeme olacaktır bu sene. Çünkü çok zorlanacaktır. Yani çünkü eli, ama Alanya'ya baktığınız zaman şimdi Alanya'nın bir iskeleti var Alanya Spor. Kadrosu iyi, Başakşehir'in iyi. Düşünüyorsun geçen sene yani çok unladığım takımlar da düştü. Ama senin az önce tespitlerine ben de katılıyorum. Bu sene Anadolu takımlarının işi biraz daha zor. Çok böyle bizi nasıl diyeyim çok erken lig kopabilir bu sene Özgür. Bu sene küme düşmeme oynayan takımların bir de şampiyon oynayan takımlarının bir bölümü küme düşmemeye çoğu oynayacak. En az 3-4 takım, 5 takım şampiyon oynayacak ve biraz kopmaları olacaktı. Biliyorsunuz Dünya Kupası da var yani Katar'da Kasım'da tahminim 1,5 aylık bir ara verecekler. Dünya Kupası olduğu için ondan dolayı bence çok etkileneceklerdi. Ben de senin tespitlerine katılıyorum. Hocam Fenerbahçe'nin dünkü hazırlık maçını izlediniz mi? Dün izleyemedim Özgür ama biraz... Genel itibariyle yani, hazırlık maçları nasıl kazanarak devam ediyor, nasıl görüyorsunuz? Hazırlık maçlarının ben her zaman ben de teknik direktörlük yaparken hazırlık maçlarını bir ölçü görmüyorum ama Fenerbahçe hazırlık maçlarında bence özellikle kreatif oyuncuların gündem olduğu işte Arda Güler'in işte ondan sonra Emre Mor'un dikine ve çabuk oynamaları Fenerbahçe'yi biraz daha bir kez daha yükselttiğini gördüm. Yani geçen seneyle bu sene arasındaki en büyük farkı ne biliyor musun Özgür? Bu sene Fenerbahçe'yi biz daha çabuk ve daha hızlı göreceğiz. Daha çabuk etkili ataklar yapacaklardı. Çünkü dikine çabuk oynayan oyuncuları var. Tahminim Cesur hocamız iskeleti kurmaya başladı. Bu sene daha bence daha zevkli ve heyecanlı bir Fenerbahçe izleyecek. Yani bir gerçekten güzel bir Fenerbahçe izletirecekler. Peki. Hocam var mı ekleyeceğin son bir şey? İyi yayınlar diliyorum Özgür. Tabii ki ben her zaman şunu söylüyorum. Hazırlık maçları bir ölçü değildir. Hazırlık maçları sadece takımı tanımak için bir hazırlık dönemidir. Önemli olan ligde göstereceğiniz performans çok önemli. Ben her zaman ona bakarım. Çünkü çok iyi giderseniz hazırlık maçlarında ama bakıyorsunuz ligde sezon başı kötü başlayabiliyorsunuz. Onun için hazırlık maçlarını çok ben önemsemiyorum. Eksiklerini görmek için. Bütün takımlarınıza başarılar diliyorum. Sana iyi yayınlar diliyorum. Ekibine çok çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Teknik direktör Mustafa Özer son konuğumuzdu. Hepinize mutlu akşamlar. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek. Hoşçakalın. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la spor kazanı sona erdi. Yap bir kupon oyna Tuttur. Oyna hep oyna kuponu Tuttur. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.